Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben bir sakarlık yaptım. Ben de büyük bir sakarlık yaptım. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Vallahi İyi akşamlar. Vallahi herkese iyi akşamlar. Not aldım, bir sürü bir şey yaptım. Bir bardak çay içtim, çayı döktüm. Dolayısıyla berbat bir görüntü var. Ben notlarımı da hep 74-5 yapıp sınava kadar vallahi hocam inşallah daha da iyi olacak, süper olacak. Yayını kaydedecek miyim? Vallahi bilmiyorum kaydedecek miyim. Ama sizlere vallahi hazırladım ama böyle ıslak da olsa göstereceğim. Zor şartlarda yayın yapacağız. Not aldım. Neler gelecek, nasıl gelecek, nelere dikkat etmeliyiz? Bunların hepsini paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Misafirlerimiz de olacak. Işıldayan inci ne? YouTube'a kaydetmeyi çok düşünmüyorum. Transferi yaptık geldik. Kimi transfer ettik? Haberim yok. Yayını kaydedecek miyim? Yayını büyük ihtimalle kaydetmeyeceğim. Ya doğaçlama harikayım ama notlar aldım, tamam mı? Böyle şeylerde olur ya, açık oturumlarda olur ya. Böyle siyasiler gösterir ya. Şundan şu soruldu, şu sorulacak, bu sorulacak. Bir de ters mi gösteriyorum bilmiyorum. Ters. Bak hiç stoperi aldık ya. Aldık mı? Kimi aldık? Chelsea'deki adamı mı aldık? Kavram haritası, konuşma halkası. Soru adaylarımı söyleyeceğim. Daha önce tutturduk mu? Geçen seneki videomla sınav sonrasındakine bir bakın. Sınavda çıkanlara bir bakın. Ne kadar bağlantılı olduğunu görürsünüz hocam. Şimdi hocalarım yayının içeriğinden bahsedeyim size. Yavaş yavaş da karışmaz. İşte nelere dikkat edeceğimizin hepsini söyleyeceğim. Arkadaşlar yaklaşık teşekkür ederim hocam. Şöyle bir şey yapacağız. Yaklaşık bir saatimiz var. Çok vaktinizi almayacağım. Vakit çok değerli. Ben size soru adaylarını söyleyeceğim. Sınavda dikkat edilmesi gereken yerleri söyleyeceğim. Daha sonra konuklar alacağım. 3-5 dakika her hocamız kendi branşından şu gelir, bu gelir, şöyle gelir bunları söyleyecek. Oscar adayları evet elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşlar 4-5 yıldır Oscar adayı diye bir şey yapıyorum. Oscar adayında amacımız şu, çıkması muhtemel konular ve onun çok faydasını gördük. Sınavdan sonra ben o kadar çok dönüş aldım ki inşallah... İnşallah aynısı olacak. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Vallahi iyi ki varsınız. Sizleri bazılarını tanıyorum, bazılarını hiç tanımıyorum ama arada bir bağın olduğuna inanıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Hatta teşekkürle başlayayım. Şöyle başlayayım. Yani kaydetme işini bilmiyorum. Kaydeder miyiz bilmiyorum ama ben şöyle başlayayım. Arkadaşlar YouTube'da bu yolculukta ben 15. senemi geride bıraktım. Teşekkürle başlayayım. En son yapacağımı en başta yapayım. Ama notlar çıkardım. Bak şu kadar sene önce geldi, şu geldi. Soru adaylarımı size tek tek söyleyeceğim. Onu hep belirteyim. 2x hocam yok, Kartal hocam yok. Şu farkı söyleyeyim, konu anlatma yapmayayım. Örnek olayla problem çözmenin farkı. Örnek olayda ve problemde çözülmesi gereken bir olay, bir durum var. İkisinde de çözüyoruz, ikisinde de öğrendiğimizi hayata aktarıyoruz. Ama örnek olayda dersin içinde tartışma var. Problem çözmede bilimsel araştırma süreci var. Uzun solukludur. Böyle geniş bir zamanı kapsar. Tamam mı? Konu anlatmayayım, şöyle söyleyeyim size. Arkadaşlar, kocaman bir aile olduk. Bunun için herkese çok 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 teşekkür ediyorum. YouTube'da ben de bir şeyler yapıyorum ama sağ olsun yalnız değilim. Birçok arkadaşım kırmadılar beni. Hepsi bir şeyler yapmaya çalıştı. Hepsi elinden ne geliyorsa, herkesin çok ciddi yoğunluğu var.
Elinden ne geliyorsa hepsi katkı sağladı. İşte öğrenmede kafam hep gitti. Vallahi gelişimde Caner Sevinç hocam. Bunun yanında işte ölçmede Hüseyin İşeri hocam. Rehberlikte Hakan Semiz hocam. Bunun yanında öğrenmede Sercan hocam. Sercan Malakçıoğlu hocam. Katkı sağladılar. Rümeyse hocam Dikap'ta katkı sağladı. Sağlayacak Allah'ın izniyle. Ya kocaman bir diyorum ya kocaman bir kanal olduk. Ve sizlerden yana hiçbir şikayetim yok. Olması da söz konusu değil. Ama farklı şeylerden çok şikayetim var. Onları da inşallah bir gün söylerim. Hak hukuk kısmında işte helalleşeceğiz ama helalleşmeyeceğiz yani onu söyleyeyim. Ama sizden yana o kadar çok dönüş alıyorum ki alayım ya da almayayım sizden hiçbir beklentim yok. Samimi söylüyorum yok ama o kadar çok dua aldığımı biliyorum ki. Duygusallığı bırak demiş. Duygusalım bu aralar. Duygusalım. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Tamam mı? İşin özü o. Hocalarıma da destek veren herkese de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi arkadaşlar, sabahki oturum için bir şeyler söyleyeceğim. Bu sene 2000 arkadaşlar 2022 çiftli yıllar hep duyuyorsunuz. Çiftli yıllar çok önemli. Yorumları kapatayım, az sonra açayım. Tamam mı? Az sonra yorumları açayım. Daha güzel olur. Burayı yorumları kapatayım. Şimdi arkadaşlar biraz konuşayım sonra yorumlar açayım. Böyle etkileşimli olsun. Şimdi arkadaşlar çift yıllar bakın 15 senelik tecrübeyle konuşuyorum. Lütfen söylediklerime lütfen ama lütfen birazcık kulak asın. Faydanıza olacaktır. Zararınıza hiçbir şey söylemiyorum. Çok ince ayrıntılar önemli. Bu sınav sadece başarma çalışmayla başarılmıyor. Bir sürü etken var. Atama oranlarından tutun. İşte kadroya kadar işte mülakat bir sürü şey var. Bir sürü şey var. En önemlisi tabii çalışmak. Buraya kadar bu işi getirdiniz. Çalıştınız. Bence birçok arkadaşımız çok iyi çalıştı. Ama bu sene şöyle bir sıkıntı oldu. Onu da nacizane söyleyeyim. Sene başıyla sene sonu arasında belki de en verimli sene sonlarından bir tanesi. Ama sene başı en verimsizlerden bir tanesi. Yani şunu gördüm ben. Gerek online platformlarda gerek yüz yüze de gerek işte sosyal medyada. O ilk dönem pandemi diyeyim farklı şeyler diyeyim motivasyon çok düşüktü. Çok çok düşüktü. İkinci dönem daha iyi başladınız, daha iyi gittiniz. Özellikle şu son süreçte iyi götürenler var. Tabii yorulduk. Ne olacaksa olsun bitsin hocam işte her şeyi yaptım diyorsunuz bunu anlıyorum. Artık her şeyin sonuna da geldik. Şu söyleyeceklerim bence çok değerli. Sınav kadar önemli. Yıl 2022. 2 gün sonra sınavımız var. Ve çift yıl olduğu için memurlar da sınava girdiği için arkadaşlar eleme 1. bölümden kesinlikle olacak. Bunu sokaktaki çocuk da biliyor. Yani ben memur olmak istiyorum siz öğretmensiniz. Sizi eleyeceği alan sınavı var, eğitim var ama beni eleyeceği sadece genel kültür, genel yetenek var. Şimdi matematik çok eleyici değil. Bilen ve bilmeyen var. Onu geçiyorum. Günceli de geçiyorum. 4 tane ders var. Bunlardan ben coğrafyanın çok eleyici olduğunu hiç görmeyen, görmedim, hatırlamıyorum. Bir soru, 2 soru, hatırlamıyorum. Arkadaşlar en eleyici sınav Türkçe olacak. Bu sene liselere girişte, üniversiteye girişte Türkçe'ye dikkat edin. Bana deyin ki hocam en korktuğunuz ders 1 numara Türkçe. 2 numara tarih, 3 numara vatandaşlık. Benim sıralamam bu. Bugün size söyleyeceğim bütün her şey benim tahminim. Öz istatistikleri söyleyeceğim size. Ve adamlar hep aynı şeyi soruyorlar. Şimdi sabahki oturumda değerli dostlar bakın çalıştınız, emek verdiniz. Orada bilemediğin soru olacak. Kimse full yapmayacak, yapamayacak. Orada Türkçe zor gelebilir. Metin Hoca böyle dedi, arkadaşım böyle dedi, herkes böyle dedi. Zor geldiğinde herkese zor. Panik yok, herkese zor. 3 oturumun sadece ilkindesin. Hiçbir şey kazanmadın, hiçbir şey kaybetmedin. Yani sabahki oturumun harika olsa bile kazanmadın. Sabahki oturumun berbat olsa bile kaybetmedin. Bunu unutma.
Sabah herkes Türkçe diyor. Ben de Türkçe dedim. Ama sınava girdin, Türkçe harika gidiyor. Harika gidiyorsa herkes de harika gidiyor. Eğer tarih zor geliyorsa, vatandaşlık zor geliyorsa yine eyvah demeyeceksin. Bu sene burası belirleyici olacak. Ben burayı en az kayıpla geçmeliyim. Bakın hareket tarzınız bu olacak. Panik yok. Sabahki oturum zor bir oturum. Zaman en büyük dezavantajımız. Süreyi iyi ayarlayın. Bir de sakın ola sakın. Kimse macera aramasın. Alışmış olduğunuz sınav taktiği, sınav stratejisi neyse onu yapın. Hocam ben karar verdim. Önce Türkçeyi sonraya bırakacağım. Hayır. Şu ana kadar nasıl çözüyorsan öyle çöz. Yani son anda değişiklik yapma. Sınav anı çok önemli. Sınav anı bilgi kadar önemli. Bilgim var. Hocam çok iyi eksiğim var. Benim de var. Senin de var. Yanındaki arkadaşın da var. Herkesin var. Kimse sınava tam hazır olamaz. Şöyle bir buton olsa da sınava hazır olduğumuzda basabilsek kimse o butona basmaz. Bak aramızda beni 2 sene 3 senedir dinleyen vardır. Yani 2-3 senelik 4 senelik belki. Bakın sınavdan sonra diyorum ki seneye ben bunu sınavı kazanacağım. Aradan 1 yıl geçiyor gene eksiğim var. Eksiğiniz olmaması imkansız. Eksik var, herkeste var. Sabah oturumu zor, herkese zor. Aradan çıktın, arada sınavı çok konuşma. Şöyle bir araya gelip öğrenci grubu o neydi bu neydi hep söylüyorum. Aslında canlandırmasını yapıyorum kamplarda. Aa size ne geldi? Artuklular. 4 kişi bir araya geliyor. 4'te 4 yapan yok. Artuk diğeri saltuklular diyor. Bitti onun sınavı. O bir defa bir şey düşünüyor. Ya coğrafyada bir soru vardı işte elmaydı. Elma diğeri armut. O bitti. Böyle birbirini aşağı çekiyoruz. Buna hiç gerek yok. Arkadaşlar yapacağınız şey şu. Dinleneceksin, zihnini boşaltacaksın. Hafif bir şeyleri yedin. Çok ağır yemek değil mi? Ayran falan o tarz şeyleri tüketme. Kolalı bir şey tüketme. Yani asitli şeyleri tüketme. Su iç. Dinlen, zihnini dinlendir, eğitime gir. Eğitimde dikkat. Eğitimde ekstra bir şeye gerek yok. Ama bakın dikkatle detayda kaybolmayı ayırın birbirinden. Dikkat edeceğiz ama detayda kaybolmayacağız. Ya da şöyle söylüyorum. Eğitim sınavı bir Türkçe sınavı. Üstteki paragrafı okuyacağız. Bilgiyle beraber onu anlamlandıracağız. Bakın ufacık bir yorum var ama orada kendine göre yorum katarsan eğitimin 4-5-10 tane cevabı var. Öyle bir şey yok. Paragrafı okurken aklına bir şey gelecek, cevaplarda var mı? O. Acaba bunu mu demek istedi? Acaba buradan bu sonuca varılır mı? Eğitimde her sonuca varılır. Yani daha doğruyu ya da daha yanlışı bulacağız. O yüzden sorularda macera aramayın. Üstü buldun mu? Amacın zaten cevabı bulmak. Üstü okudun, cevap da varsa acaba o mu, acaba bu mu deme. Cevap o. Kolay sorular olacak, zor sorular da olacak. Bu kadar kolay gelmez de deme. Eğitim sınavında ben inanıyorum bakın bizim sadece Oscar'larımızı dinleyin. Ben 65 netin yapılabileceğini söylüyorum. Ütopik bir şey söylemiyorum size. O Metin Hoca 75 net dedi. Hayır. 65 neti herkes yapar. Yapabilirsiniz. Son 5 yıla göre konuşuyorum. Ama öyle zor bir sınav olur. 60 net kurtarır seni. 58 net kurtarır seni. Sınavın kendi içinde bir standart sapması var. Zorluk düzeyi var. Bu bizim için önemli. Yani çok net değil de aslında zorluğa göre evet çok yapalım vesaire. Netini çok yükseltip puanını yükseltemeyen bir sürü arkadaş gördük. Şimdi tahminlerime geçeceğim ama arkadaşlar ama şunu söyleyeyim size. Sabahki oturumda zaman çok önemli. Arayı dinlendik, konuşmadık. Eğitim bilimlerinde de arkadaşlar dikkat ve motivasyon. 80 sorunun 77'sini herkes bilerek yapıyor. Ama kimsenin neti 75'lere 70'lere çok az kişinin çıkıyor. Niye öyle? Her soruyu biliyor. Aa yaptım. Buluş sorusu vardı. Ama bir dikkatsizlik cevabı yanlış yaptın. Ya bilmediğin soru çok az eğitimde. Ama yine netin çok gelmiyor. İşte burada dikkat edersen ama böyle acaba burada bunu mu dedi? Fal açma soruya. Okudun doğru cevap. Denemelerden kimse kendine bir pay biçmesin.
sizin sınavınızı yapacak ÖSYM. ÖSYM sorularını anlamışsan, kavramışsan, sene başı ne biliyordun, şu an ne biliyorsun, bu ayrımı yapmışsan kendine güven kardeşim. Bak, en önemli şey kendinize güvenmeniz. Yarıştığınız insanlar sizin gibi olanlar. Senden çok daha zeki, çok daha geride değil. Bireysel farklılık çok yok aramızda. Çok süreci sistemli götüren, planlı programlı götürenler daha başarılı. Ben soru adaylarımı söyleyeyim. Ondan sonra arkadaşlarımı alacağım. Son gün ne yapalım, yarını nasıl geçirelim? Bunların hepsini dilim döndüğünce söylemeye çalışayım size. Arkadaşlar valla çayı döktüm, böyle kırışık bir şekilde yansıtacağım. Şimdi arkadaşlar, öğretim ilkeleri, en sonda da hepsini net özetleyeceğim size. Arkadaşlar, öğretim ilkelerinden şöyle istatistiğimi açayım, o da önümde olsun. Ben aslında Metin Hoca şunu geldi, her dediğim çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ama birçok dediğim çıkıyor. Ben istatistikten yararlanıyorum. Ben ÖSYM'yi, düşmanımı iyi tanıdığımı biliyorum. İnsanları tanıyamasam da ÖSYM'yi çok iyi tanıyorum. Arada subliminal mesaj vereyim. ÖSYM'yi iyi tanıyorum. Şimdi ÖSYM düşünme becerilerinden 4 tane soru sormuş. 4 taneden soru soruyor. 2006'dan sonra 25 tane soru sormuş. Bence bu sene düşünme becerilerinden arkadaşlar eleştirel düşünce 8 defa sorulmuş. Okuyamıyorsunuz, ters oldu ama. Yansıtıcı 7, yaratıcı 7, metabilişsel 3. Bence bu senenin sorusu metabilişsel düşünce. Metabilişsel düşünce en son 2012'de geldi. Arkadaşlar 9 yıldır yok. Karşımıza soru olarak metabilişsel düşünce gelebilir. Kenara koyuyorum. Bunun yanında öğretim ilkeleri hemen her sene son 5 yılda 5 soru. Her sene 1 soru. Öğretim ilkelerinden de benim daha çok tahminim yakından uzağa. En son yakından uzağa gelebilir. Somuttan soyuta en son 2013'te soruldu. Yakından uzağa yine aynı şekilde. Somuttan soyuta ve yakından uzağa bir tık daha bir tık daha öncelik verelim. Bunun yanında etkin katılım, hayatilik olabilir. Bu 4 ilkeyi yazayım. Somuttan soyuta, yakından uzağa, özellikle yakından uzağa istiyorum, söylüyorum. Etkin katılım ve hayatilik. Yaklaşımlara geldiğimizde bu tartışmalarda diyorum ya var. Çıkarıyor bir şey. İşte enflasyon oranı falan filan. Arkadaşlar tam öğrenme. 2016'da 2 sorusu var. 2017'de 2 sorusu var. 2018 yok. 19 yok. 20'de 1 soru var. 21 yok. 22'de gelebilir. 17 sorusu var tam öğrenmenin. Tam öğrenmeyi tam öğrendik diye umuyorum, bekliyorum sizden. Kubaşık öğrenme hemen her sene soru. İşbirlikçi öğrenme hemen her sene soru. 2015, 16, 17, 18, 20, 21. Sadece 2019'da sorulmadı. İşbirlikçi öğrenme sorudur. Bence bu sene teknikleri sorulacak. Teknikleri epeydir gelmiyor. Teknikleri daha çok alanda geliyor. Alanda, belli alanlara. Mesela biyolojiye geldi yanılmıyorsam. Dikap'a geldi. Böyle birkaç bölüme. Özellikle de ayrılıp birleşme. Yine favorim ayrılıp birleşme ya da karşılıklı sorgulama. Yani tam öğrenme, işbirlikçi öğrenme ve benim bu sene banko soru dediğim bir tane konu, o da çoklu zeka. Arkadaşlar, çoklu zeka soru. Çoklu zeka 15 defa sorulmuş. Çoklu zeka 2016'da, 17'de, 20'de soruldu. En son sorusu 20'de. Yani 2016'dan sonra bir defa soruldu. O yüzden çoklu zeka yaz kenara, çoklu zeka. Kolaydır, dikkat ister, aman ha yanlış yapmayalım. Çoklu zeka gelir. Ben öğretim etkinliklerinin bu sene gelmeyeceğini düşünüyorum. Gagne var ya, baş belamız, çok sevmiyorsunuz onu. Gagne arkadaşlar 15'te, 16'da, 20'de 2 tane geldi, 21'de geldi. Bence bu sene Gagne gelmez. Yani bir sene bir beklesin, bir sene dinlensin. Bunlar sadece tahminim. Yine gelir mi? Gelir, onu bilme şansım yok. Ama bakın ÖSYM benzer şeyleri soruyor bize. Proje problem çözme. Bu senenin sorusu bence proje arkadaşlar. 14 defa problem çözme, 11 defa proje gelmiş. Arkadaşlar problem çözme 2019'da geldi. Proje ise 2016'da. Proje bu seneki soruların bir tanesi. Proje tabanlı öğrenme.
ortada ürün var, sunma var ya, dikkat. Ben yine bu senenin sorularından bir tanesinin yapılandırmacılık olacağına inanıyorum. 2014'te geldi, 2018'de iki tane geldi. 19'da yok, 20'de yok, 21'de yok. 22'de de yapılandırmacılığı sor. Yani bu senenin yani sorularından biri olsun. Çünkü bugünkü anlayış, yapılandırmacı yaklaşım, şu an karşımıza soru olarak gelebilir. Programlı öğretim, bireysel tekniklerin, yaklaşımların bir tanesi. 2018'de 2 sorusu, 19'da 2 sorusu, 20-21'de yok. Bir şey demiyorum, yorum size ait. Benim bu seneki sorularımın bir tanesi arkadaşlar aktif öğrenme. Aktif öğrenme en son 2016'da soruldu. Özlü kavramlar var. Öz değerlendirme, öz düzenleme, işbirliği bireysel grupla. Buna dikkat edin. Siz şu an aktif öğrenmenin bizzat yaşayan halisiniz, vücut bulmuş halisiniz. Aktif öğrenme bence soru. Geçen sene tahmin ettim, gelmedi. Bak diyorum, tahminlerinde çıkmayan var mı? Elbette var. Ben soruları ben hazırlamıyorum. Ama şöyle yorumlar alıyorum. Hocam, ispat edemem ama soruları hazırlayan komisyonda siz vardınız. Alakası yok. Ama siz vardınız. Hocam sesiniz kulağımdaydı, yanımdaydınız vesaire. Yine bariz bileceğiniz 4-5 defa videosunu çektim, bir türlü çekemedim. Paylaşamadım. Arkadaşlar beyin temelli öğrenme hiç gelmedi. Sürpriziniz olabilir. Ben kuantumla beyinden bir soru bekliyorum. Bunu sürpriz olarak söylüyorum. Kuantumdan bir soru geldi. Beyinden 0 soru. Ters yüz öğrenmeyle harmanlanmış eğitim son 4 yılda 2 defa soruldu. Geçen sene yine soruldular. Farklılaştırılmış eğitim arkadaşlar. Farklılaştırılmış eğitim. Şimdi şu an baş öğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı var. Ben oraya yönelik de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Orada arkadaşlar ilk konu başlığı öğrenme öğretme süreçleri dersinde ilk konu farklılaştırılmış öğretim. Hatta gelme ihtimali yüksektir. 2020'de soruldu. 21'de yok, 22'de çıkabilir bize. Bakın ters yüzde harmanlanmış aynısı oldu. 19'da soruldu, 20'de sorulmadılar, 21'de ikisi de soruldu. Bakın 19'da da soruldu ters yüzde harmanlanmış, 21'de de soruldu. Farklılaştırmış 20'de soruldu, 22'de sorulabilir. Nedir farklılaştırmış öğretim? Kardeşim bireysel farklılık var mı? Var. Öğrenciler arasında bireysel farklılık var. Sen bu farklılığı gidermek istiyor musun? Evet. Sadece ÖYT kısmıyla bunu gideremezsin. Yani farklı yöntem teknikle bunu yapamazsın. Sen içeriği farklılaştır. Yani konuyu görsel anlat, yazılı anlat, atıyorum videolu anlat. Bir şekilde içeriği farklı şekilde ver. Eğitim durumları, farklı yöntem teknikler kullan. Ölçme değerlendirme orayı da farklılaştır. Yani bireysel farklılık var mı sınıflarda öğrenciler arasında? Kesinlikle var. Sen hedefe ulaşmak istiyor musun? Evet. Programın içeriğini farklılaştır. Eğitim durumlarını farklılaştır. Ölçme değerlendirmeyi farklılaştır. Ne kadar çeşitli bir ortam sunarsan, seçenek sunarsan bireysel farklılığı o kadar hitap edersin. Çocukları eşitlemiş olursun diyor. Arkadaşlar sunuş buluşun sorusu sunuş. Sunuş buluşun sorusu sunuş. 20'de soruldu sunuş. Buluş 19 ve 21'de geldi. 22'de sunuş gelir. Sunuşa dikkat. Kolbun bu sene geleceğini düşünmüyorum. Kolb sorusu gelmez. 19'da 21'de geldi. Bu sene gelmesin. Yani gelmesin. Tartışma çeşitleri hemen her sene soru arkadaşlar. Bunu dememe gerek yok. Arkada yazdım notları. Arka size yansıyor. 2015'te, 16'da, 17'de, 18'de, 19'da, 20'de, 21'de her sene soruluyor. Hatta 19'da 2 soru, 20'de 2 soru, 21'de 2 soru. Tartışma çeşitleri gelir. Özellikle en çok sorulan zıt panel arkadaşlar. Zıt panele dikkat edin. Sempozyuma dikkat edin. Alanda o daha çok soruluyor. Karşımıza gelebilir. Ben örnek olayım bu sene benim meşhur tekniğim. 2018-21'de geldi. Bu sene gelmesin. Örnek olay kenarda dursun. Gösterip yaptırmanın geleceğine inanıyorum. En son 2016 ve 19'da soruldu. Bu senenin sorularının biri gösterip yaptırma olur. Anlatım geçen sene soruldu. Bu sene gelmez. Yani yöntemlerden tartışma, gösterip yaptırma, projeyi buraya da katarsak bir de proje gelir.
Peki tekniklerden ne gelecek? Arkadaşlar zirvede beyin fırtınası. Ben ikisini ayırmıyorum. Bak ikisini ayırmıyorum. Bu böyle pazar yeri gibi. Önüme astım, pazar yeri gibi değiştireceğim. Beyin fırtınası 13 soru. 6 şapka 10 soru. İkisinin sorulmadığı yıl sayısı 1. Beyin fırtınası 16'da, 18'de, 20'de, 21'de. 6 şapka 16'da, 19'da, 20'de, 21'de. Bu sene hangisi gelir karar sizin. Son 2 yıl ikisi de ikişer tane soru. Ya beyin ya 6 şapka. Sanki beyin fırtınası ama beyin fırtınası ile 6 şapka bir soru. Kenara attım. Benim bu sene bankom. İstasyon. Niye bankom? Arkadaşlar 2012'de, 2013'te, 2014'te, 2015'te, 16'da geldi. 5 sene ard arda soruldu. 10 sorusu var. 2016'dan sonra yok. Alanlarda geliyor ama gelecek. Bak bu sene bir soru iste benden istasyon. Hocam onu zaten biliyoruz diyorsunuz inşallah. Global düşünmede kavram haritası gelebilir. 2017'de 19'da geldi. Yine bir kavram haritası sorusu çeşitleriyle alakalı soru gelebilir. Benim yine bu senenin sürprizlerinden biri. Hocam biliyoruz nesi sürpriz bunun diyebilirsin. Benzetim simülasyon. En son 2017'de soruldu. 2015'te 17'de bir böyle tatbikata dayalı, tatbikat üzerinden bir soru bekliyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tatbikat içerikli soru. Diğer hocalarımın da soru adaylarını alacağım. Konuşma halkası. Bu sene bu gelebilir. Niye? 15'te, 16'da, 17'de, 19'da geldi. Alanda yine geliyor. 20-21'de yok. 22'de bir konuşma halkası, bir daire olabilir. Konuşma halkasını kenara koydu ÖSYM. Rulmanı ve akvaryumu sordu. Yıllar önce anlatırken, hocam bu diğerleri soruldu mu? Hayır, en çok konuşma halkası soruluyor ama gelebilir diyorduk. Şimdi akvaryumla rulman soruluyor. Onları dinlendirir. Konuşma halkası gel bakayım diyebilir. Konuşma halkası çıkabilir. Rol oynama drama banko bir soru. Drama 20'de soruldu. Rol oynama en son 2018'de. Bir rol oynama sorusu, bir drama sorusu gelebilir arkadaşlar. Buradan 6-7 soru olduğu için toplamda 21 soru. Soru cevap en son 2014'te geldi. Yine görüş geliştirme 5 soru buraya gelmez. Geçen sene soruldu. Bilişsel çıraklık. Son 3 senedir soruluyor. 18, 19, 20'de bilişsel çıraklık da kenarda kalsın. Benim yine sürprizim mikro. Arkadaşlar mikro da 2015'te. Bakın mikro öğretim, soru cevap ve benzetim. Bu üçünde bir tane soru at kenara. Çünkü 2015'te, 14'te, 17'de epeydir sorulmuyorlar. Ve son soru adayımı söyleyeyim size. Bilgisayar destekli eğitimde yazılımlar. Arkadaşlar 14'te, 15'te, 16'da, 19'da, 21'de. Her sene bunu tahmin edeceğim. Her sene söyleyeceğim. Niye? Çünkü arkadaşlar devir bilgi ve teknoloji devri. Bilgisayar destekli eğitim yazılımı, internet tabanlı uzaktan eğitim, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik materyalde, farklılaştırmış öğretim, harmanlanmış eğitim, ters yüz öğrenme, İşte beyin, kuantum şu çağdaş olan en yenilerden içinde bilgi teknoloji barındıran yöntem, teknikler gelir. Metin Hoca ne der? Metin Hoca der ki tam öğrenme, işbirlikçi öğrenme, çoklu zeka. Bunları biliyorsan sadece kafanda biliyorum, biliyorum, biliyorum. Keşke bunlar gelse diyorsunuz. Arkadaşlar proje yapılandırmacılık, aktif öğrenme, farklılaştırmış öğretim, sunuş, tartışma gösterip yaptırma. Ekranda böyle çıkıyor. Ne yapayım yani kafam bu kadar maalesef bilobum çalışıyor. Beyin temelli öğrenme. Beyin fırtınası 6 şapka ayırmıyorum onları. İşbirlik, istasyon, konuşma halkası, rol oynama drama. Bakın benzetim, mikro öğretim, soru cevap. İkisinden bir soru koy kenara. Metabilissel düşünceyi tahmin ediyoruz. Ya yakından uzağa ilkelerde tahmin ediyoruz. Bunlar bizim soru adaylarımız. Şimdi arkadaşlar yorumları açayım. Diğer hocalarımı alacağım. Diğer hocalarımı alacağım. Sınav gününe dair birkaç bir şey söyleyeceğim. Hocalarımdan uygun olanlar varsa onların da tahminleri çok önemli. Herkes yıllardır bu işi yapıyor. Deneyimli bir kadro var. Bizim Neodinamik'teki arkadaşlarımız sağ olsunlar kırmadılar. Böyle müsaitlik durumuna göre hocalarımı alacağım. Ben onları
ben ekleyeceğim. Hadi ekleyeyim. Arkadaşlar sınavdan sonra da görüşeceğiz. Hüseyin Hocam hoş geldin. Hüseyin İyi akşamlar Metin'cim. Sesimi duyabiliyor musun net bir şekilde? Gayet duyuyorum. Yine böyle bir palmiyeli güzel bir arka plan bekliyorduk ama arkadaşlar Hüseyin Hocamız ölçme değerlendirme tanıyorsunuz zaten. Ama yayınlarda arka planları hep böyle güzel güzel arka planları. Ben bir duvar bulmaya çalışıyorum. O da sağ olsun palmiye ağaçları hayallerimizi mi yansıtıyor artık ne diyeyim. Bugün böyle siyah bir ekranda açtı bizi. Şaşırdım açıkçası. Hüseyin abi nasılsın? İyi misin? İyi akşamlar Metin'cim. Sağ olasın. Bir yolculuk esnasındaydım. O yüzden durdum. Hani doğru bir yerde olsun diye. O yüzden arka planım birazcık evet belki karanlık olabilir. Kusura Beni bakmayın. Herkese iyi aydınlatacaksın akşamlar. oraya. Sıkıntı yok. Çok mersi. Şimdi Metin Hocam dinledim yaklaşık son 15 dakikalık zaman dilimini. Çok güzel. Arkadaşlarımız artık bu sınava bir şekilde emek verdiler ve bir yıl boyunca hazırlandılar. Söylediğin yöntem teknik dersleri için çıkartmış olduğun çizelgeler çok harika. Ne kadar güzel. Yani her tarafın senin tam bir emek adamısın. Bunun için teşekkürler. Ben Eyvallah, arkadaşlarım teşekkürler. adına teşekkür ederim. Ne güzel. Mesela en azından geçen yıllarda da ondan önceki yıllarda da seninle tanıştığımız andan beri söylediğim birçok konunun sınavda karşımıza konu olarak çıkmış olması da ne kadar tahminin ve öngörünün doğru ve güzel olduğunu anlatıyor açıkçası. Arkadaşlarımız bu akşamın bir mutlaka muhasebesini yapmalı. O yüzden çok çok teşekkürler. Şimdi ben de tabii kendi ders anlatmış olduğum ders içeriğiyle ilgili hem de genel sınavla ilgili birkaç bir şey de Evet. eklemek isterim. Sağ olasın canlı yayına aldığın için bu arada teşekkürler. Şimdi Estağfurullah. şununla başlamak isterim. Ölçme değerlendirme dersinden arkadaşlarımız da 12 tane soruyla muhatap olacaklar. Bunun farkındalar. 4 istatistik, geri kalan da 8 tane konu olmak üzere. Şu anda elimde bir çizelge yok senin gibi tersten gösteremeyeceğim ama ben düzden söyleyeyim madem. Şöyle ki bizim dersimizde... Lazlık var ya, lazlık var ya. Ben onu hesaba katamadım. Bir şeyleri katıyorum, hep bir şeyleri eksik. Bu hayatta hiçbir şeyi doğru yapamadım ya. Yani Estağfurullah olur böyle şey. yo çok iyi şeyler Güzel yaptık da. kardeşim. Çok çok Ya. hakikaten ya. Hani şöyle şu anda görevde çalışan bu mesleği zaten hak etmiş bütün arkadaşlarımız ama iş olarak mesleğini icra eden birçok arkadaşımız varsa bunların bir kısmında veya birçok çoğunluğunda emeğin de vardır. Birçok arkadaşımızın sadece biz değil tanıdığımız tanımadığımız birçok arkadaşımızın emeği vardır. Ne güzel onlara vesile olmak kadar bu hayatta daha güzel bir şey de yok galiba. Bu çok sevindirici, çok hoş bir durum. Diğer taraftan bakacak olursak biz özellikle öğretmenlerimizin, derslerine girdiğimiz öğretmenlerimizin online veya yüzde hiç fark etmez. Yıl boyunca bildiklerimizi, derslerle ilgili ayrıntıları, detayları elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce ve zihnimizin yettiği sürece onlarla paylaşmaya çalıştık, gayret ettik. Onlar da bu gayretlere olabildiğince karşılık vermeye çalıştılar. Hepimiz şunu biliyoruz, kucağında bebeği olup da gecenin bir vakti bir taraftan çocuğuna bakan, bir taraftan derslerimizi dinlemeye çalışan ne kadar büyük emekler sarf edildi. Gerçekten de o emeklerin karşılığını öğretmen arkadaşlarımız için söylüyorum. Ders dinleyen öğretmenim için büyük bir sabır, o sıralarda oturmak müthiş bir özgüven gerçekten de ve bunlara gerçekten de sabretmek çok zor. O bir yıl sabretmekle bitmiyor bu iş. Yıllar boyunca aramızda çalışan arkadaşlarımız var. Bizden yaşça büyük olan arkadaşlarımız var. Gerçekten büyük emek harcadılar. Biz artık bundan sonra onlar adına doğru ve güzel temennilerde bulunup pazar günkü ve ardından gelebilecek alan sınavı için güzel bir sınav geçirmelerini temenni ederek birkaç tavsiyede de bulunmak isteriz. Evet. Benim bu noktada tavsiye edeceğim ayrıntılar şunlar. Özellikle ölçme değerleme dersine bakıldığında her yıl düzenlice ve hiç şaşmadan kesinlikle fix çıkmış bir sorumuz var. O da şu. Değerlendirme türleri. Mutlak ve bağlı değerlendirme ile amacına göre olan değerlendirme türlerinin her yıl mutlaka soru olarak karşımıza çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla da arkadaşlarımız küçük küçük notlarına bakacaklarsa onlardan ricamız değerlendirme türlerine mutlaka baksınlar.
mutlak bağıl tanılayıcı ve diğer biçimlendirici ve düzey belirleyici değerlendirmeye mutlaka bir kez daha göz atsınlar isteriz. Bununla ilgili de oturup tekrar bir video izlemek veya da işte kitabı açıp bakmak belki zamanlarını alabilen bir durum olabilir ama senin video kanalında, yani Metin Şar'ın video kanalında veya da kendi İşleri Yayıncılık video kanalımda ben konuları kısa kısa özetlemeye çalıştım. Oradan ricam arkadaşlarımız eğer tereddüt ettikleri nokta varsa bir kez daha zaman ayırırlarsa hiç fena olmaz. Bu bir. İkincisi, güvenilik ve geçerlik konuları mutlaka her yıl sorunun çıktığı konular. Güvenilik ve geçerliğin boyutlarına mutlaka bakmalarını tavsiye edeceğiz ki kendileri zaten çok çok iyi biliyorlar. Bu sınava hazırlanma zaman dilimi içerisinde sürekli soru olarak muhatap oldukları bir konu olduğu için güvenilik ve geçerliklere mutlaka baksınlar. Özellikle geçerliğin türleri. Kapsam geçerliği, yapı geçerliği ve yordama geçerliği. Özellikle yordama ve kapsam geçerliği çok daha fazla bakılması gereken ayrıntılar. Onlara mutlaka dikkat etmelerini rica edelim. Bununla ilgili geçerlik türlerinin mutlaka gelebileceğini söyleyebiliriz. Bir diğer taraftan güvenirliğin anlamları, puanlayıcı güvenirliği, güvenlik kesilme yöntemleri ve güvenlik artırma yolları da bizim karşımıza çıkması muhtemel ki her yıl sorunun çıktığı ayrıntılardan bir tanesi. Buraya da bakmalarını onlardan rica edeceğiz. Diğer taraftan mutlaka her yıl çağdaş değerleme yaklaşımlarından soru soruyorlar. Ancak son yıllarda rubrik konusu özellikle popülaritesini sürekli artırmış bir konu. Analitik ve holistik rubriğin farkı veya da bir çizelgenin hangi rubrik çeşidi olduğuna karar vermeleri önemli. O nedenle de kendilerinden ricam analitik rubrik ve holistik rubrik denilen bu rubrik çeşitlerini görsel olarak hafızalarını kaydetmeleri. Çünkü çok önem arz ediyor. Ve mutlaka ama mutlaka bakmalarını rica edeceğiz. Diğer taraftan test türleri her yıl sorunun mutlaka çıktığı bir konu. İlginçtir Metin. Biz okul ortamlarında çok fazla eşleştirmeli testlere çok fazla önem verip de kullanmayız ama KPSS'nin son yıllarda sevdiği konulardan bir tanesi eşleştirmeli testlerin kullanılıp kullanılamayacağına dair ve özelliklerine ilişkin bir ayrıntıdan bahsediyorlar. Dikkat edilmesi gereken konu başlıklardan bir tanesi. O zaman test türlerinden mutlaka bir tane soru geliyor. Çağdaş yaklaşımlarından bir tane soru geliyor. Kalan bölüm ise istatistik 4 tane soru geliyor. Ancak son yıllarda baktığımızda arkadaşlarımız da çok iyi biliyorlar. İstatistiğin ağır hesaplamaları veya da işin içinden çıkılmaz halleri yerine küçük küçük ve basit basit ayrıntılarla karşımıza yorum olarak soru soruyorlar. Bu nedenle özellikle istatistiğin Z puanı ve T puanı dediğimiz standart puanlara madde analizine bakmaları bir de çarpıklık ölçülerine bakmalarını rica edeceğiz kendilerinden. Şöyle bir sen de biraz önce söyledin ya çok da güzel bir tabirdi o. Bu konuda başlıklarını söylediğimde her arkadaşımız acaba ben bununla ilgili ne biliyorum diye bir kendileri önce zihinlerinden bir geçirip eksik olan yerlerde belki kitapların notlarında şöyle bir göz atmalarında fayda var açıkçası. Onu belirtmek isterim. Diğer taraftan elbette mutlaka her yıl bazı derslerde sürpriz sorular geliyor ama ölçme değerlemenin sürpriz sorusu hiç olmadı açıkçası ve bundan sonra da olacağını hiç düşünmüyoruz. Bizim çerçevemiz belli. Hani yöntem teknik gibi değil. Orada mesela bir tane soruyu zaman zaman Evet. böyle kuyuda köşede kalmış sorabiliyorlar Metin'ciğim veya diğer derslerde de öyledir. Ama gerek program geliştirme, gerek ölçme değerleme bunların genelde veya da sınıf yönetimi bunların çerçevesi genellikle belli olduğu için burada çok kapsam dışı ve öğretmenlerimizi ters köşe yapabilecek bir ayrıntıları yok. Ancak son olarak şunu söylemek isterim. ÖSYM'nin ölçme değerleme de Daha çok soru tipi olarak olan soru tipleri şu. O soru tiplerinde şuna önem veriyorlar. Bir paragraf verip seçeneklerle bu paragrafın örtüşme derecesine bakıyorlar. Yani paragrafta anlatılanlar seçeneklerde de hangisi değinilmemiştir gibi çıkarımda bulunma sorularını soruyorlar. Bu durum aslında öğretmenlerimizin tam olarak konuyu zihinlerinde şemalandırma derecesini veya da düzeyini ölçmeye yönelik olduğu için burada çıkarımda bulunabilme becerisi yüksek olan arkadaşlarımız bu sorularda mesafe kat edebilecekler. Şimdi ben genel hatlarıyla sınav için şöyle bir özette bulunmak isterim. Vaktinizi çok almak istemiyorum. Estağfurullah. Arkadaşlar bir defa soruyu boş bırakmanın ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu hanenize yazacaksınız. Soru hakkında gerekli tam bir fikre sahip değilseniz o soruyu boş bırakmanın çok büyük bir erdem olduğunu hem ÖABT sınavında hem kültür yetenekte hem de eğitim ilimlerinde lütfen dikkate alarak davranınız rica ediyorum. 80 soruluk bir sınavın çeldiricileri frekanslarına bakıldığında onları eşitlemek gibi bir gayretiniz olmasın. Bunu hep sınavda pardon derslerde sıklıkla söyledik ama bir daha söyleyelim.
ABCDE seçeneklerinin illaki sayısı 16 veya 16'ya yakın olacak diye bir kaide söz konusu değil. Salonda sınava giren arkadaşlarımızın soru yerleri ve kitapçıkları birbirinden farklı olması sebebiyle her öğretmen arkadaşımızın soru kitapçığındaki cevap anahtarında frekans sayıları birbirinden farklı. Dolayısıyla da 3-4 tane aynı seçeneğin arka arkaya gelmesi veya da seçeneklerin bir tanesinin veya birkaç tanesinin frekans olarak fazla olması onlar için bir tereddüt noktası oluşturmasın. İlla gözümüze simetrik gelecek diye biz bu seçenekleri eşitlemeye çalışmak gibi bir gayret içerisinde olmayalım. 4 tane A seçeneğin arka arkaya geldiği yerde özellikle ortadakileri mutlaka değiştirelim gibi böyle bir yanlışın içerisine hiç girmeyelim. Bunlara çok dikkat etmekte fayda var. 5 tane 6 tane boş varsa evet öyle kalsın. Yani orada şöyle bir risk alınamaz. Ya doğru çıkarsa riskinin olasılığı %20'dir. Ya yanlış çıkarsa riski %80'dir. Dolayısıyla da biz boş bırakarak aslında büyük bir mesafeyi orada da kat etmiş olabiliriz. O yüzden de lütfen bunu mutlaka dikkate alalım ve ciddiye alalım. Bununla birlikte her yıl sınavın sonunda mutlaka Metin Hocam sen de yaşıyorsundur. Acaba kitapçı işaretledim mi, imzamı attım mı gibi sınav stresinin aslında yaptığımız davranışları yok sayabilecek bir takım hatırlanmayacak şekilde davranışlarımızın olduğu gerçeğini de hatırlayarak sınava bir kaygı veya stresle girmiş olsak da sınavda kitapçıklarımızı teslim ederken veya da anahtarımızı teslim ederken gerekli bütün kontrolleri yapmaya çalışalım. Bu kontrolleri yapmanın Evet. tek bir yolu var. Zaman yönetimini etkili kullanabilmek. Eğitimlerinde böyle bir sıkıntı yaşanmıyor ama genel yetenek, genel kültürde ciddi bir zaman yönetimine ilişkin sıkıntı yaşandığı bir gerçek. Bunun önüne geçebilmek için özellikle yarın itibariyle yerinizde olsam tekrar sınav stratejimi bir kez daha kontrol ederim. Ben sınav süremi gerektiğinden fazla bir soru üzerinde daha fazla harcadığımda acaba ne yapmalıyım? Stratejim ne olmalı? Örneğin ben şöyle düşünüyorum Metin'cim. Bir soru, sözel mantık sorusu 1 dakika veya 1,5 dakika ayırmam gereken yerde 4-5 dakika ayırdığımı gördüm. Bu durumda ne yapmalıyım? Ben bu durumlarda bu gibi soruların zihin olarak tamamen terk edilmesi gerektiğini, daha iyi bildiğim, daha iyi yapabileceğim bir takım ders veya konulara tekrar atlayarak geçilmesi gerektiğini öneriyorum. Çünkü öğretmenlerimiz bir soruda takılıp illaki o soruyla cebelleşiyorlar. Mutlaka doğru çözmem gerekiyor diye Evet. zaman yönetimi etkisiz kullanıyorlar. Bu noktada Türkçeyi bir kenara bırakıp daha iyi bildiğiniz tarih, coğrafya veya matematikteki diğer derslerin konularına zaman zaman bakıp geri kalan arta zaman kalanda boş bıraktığınız sorulara bakma gayretinde mutlaka bulunmaya çalışalım. Bunu zaman yönetimi olarak etkili bir sınav olduğu bir gerçek. Çoğumuz kültür yetenekte zaman yönetimi etkili kullanamıyoruz ve bu kadar soru yetiştiremedim diyebiliyoruz. Bunların önüne geçebilmek için lütfen soruları ya boş bırakalım ya da takıldığımız sorularda daha fazla zaman ayırmak yerine özellikle zaman yönetimine zaman zaman saatlere bakarak, süreye bakarak vakti etkili kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. Diğer taraftan sınav salonuna yetişemedim. 1 dakikayla kaçırdım diyen arkadaşlarımızın sayısı bile inanın az değil. Bir yıl boyunca çalışıp da bunlara meydan vermemek bizim elimizde. Dolayısıyla sınav yerlerimize, salon yerlerimize lütfen erken vakitte kalkıp gitmeye gayret edelim. Sabahları olası yaşanabilecek trafikteki aksilikler için alternatifler üretelim. Ya olursa ya bu olursa şeklindeki mutlaka alternatiflerimizi zihnimizde oluşturalım. Panik yaratmak yerine daha sakince ve daha olumlu bir şekilde sınava katılabilmenin yollarını, alternatiflerini mutlaka zihnimizde oluşturalım. Bir yol haritamız olsun, bir sınav planımız olsun. Çok basit şeyler bunlar. Çok ciddiye alınmayacak şeyler gibi dursa da bazı arkadaşlarım sırf bu yüzden yıllarını kaybedebiliyorlar. Bunlara bile çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çok iyi hazırlanmış olabilirsiniz ama bir aksilikten dolayı sınava giremediğimizde, sınavda yaşayacağımız bir aksilik bizi bütün emeklerimizi zayi edebilir. Bunların önlerine geçmeye çalışalım. Diğer taraftan artık yarını da çok olumlu ve pozitif geçirmekte fayda var diye düşünüyorum. Bence yarını özellikle telefondan uzak, belki öğleden sonra akşama doğru artık sosyal medyayı tamamen kapatmış, soruları bırakmış, kitapları bırakmış bir şekilde sevdiğimiz insanlarla sakin bir şekilde vakit geçirmek, mümkünse evden dışarı çıkmadan, olası yaşanabilecek bir aksiliklere meydan vermeden sakince bir günü geçirmekte fayda var. Zihin olarak kendimizi buna hazırlamakta da fayda var. Konsantrasyon demek zaten bir anlamda yapacağımız iş veya işlemlere zihinsel olarak hazırlık demektir. O hazırlığı yapmadığımız sürece bilişsel hazırlık çok fazla kıymetli olmuyor diye düşünebiliriz. Efendim, benim dilim döndüğü, aklımın yettiği ayrıntılar genel hatlarıyla böyle.
Küçük bir ayrıntıyı da söyleyeyim, sonra Metin hemen sözü sana devredeceğim. Yarın itibariyle Instagram'dan yayınlayacağım bir YouTube'dan son zaman diliminde bakılacak konular ve küçük bir özet şeklinde 1 saat YouTube'dan bir canlı yayın yapmayı ölçme değerleme dersine ilişkin bir planlıyorum. Onu da zaten yine Instagram'dan yayınlamış olurum. Vaktiniz olursa Güzel. en azından sabah 11-12 gibi bir zaman dilimi gibi düşünüyorum. Sizin de çok fazla zamanınızı almadan, daha fazla strese sürüklenmeden bazı detayları, ayrıntıları görsellerle size göstermek ve paylaşmak istiyorum. Hani onun da haberini vermek isterim. Süper. Metin'im, şimdi benim söyleyeceğim bu kadar. Bilmiyorum. Sen abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Birçok şeye değindin. Sağ ol, var ol. Her şeye değindin. Açıkçası bir baba gibi. Aman ona dikkat. Yol alternatifine dikkat. Onların ben de başta dinlemediğin kısımda bazılarını söyledim. Dedim ki küçük Çok ayrıntılar özür dilerim. ama o kadar çok şey etkiliyor ki bunlar. O sınav Öyle. stratejisi, işte ben yarın böyle yapacağım ama hiçbir şey yapmamışsın. Alışmış olduğun yöntemi kullan. İşte bir soruyla boğuşmamak, inatlaşmamak. İnatçı olalım ama tur onu sonraya bırak. Seninle işim var ama az sonra. Diğer Aynen. sorulara geç. Çoğumuz şunu hep duyduk. Şöyle şeyler duyduk. Yani ya daha kolay varmış ama ben zamandan sebep hiç bakamadım. İşte zamanım olsaydı bak şunları yapabilirdim. 2-3 soru yapabilirmişim. İşte bir hızlı bir turlama yapılabilir bu şekilde. İnşallah güzel olur. Ağzına sağlık. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben küçük bir ayrıntıdan son olarak bahsetmek isterim. Sevgili öğretmen arkadaşlarım, pazar günü ve ardından gelebilecek ÖABT sınavı için hepinize şimdiden sonsuz başarılar. Ancak şunun da farkındayız hepimiz. Tabii ki çok iyi bir sınav geçirmeyi ümit ediyoruz. Bunun için birçok çabamız oldu yıl boyunca. Şimdi de bunun meyvelerini görmek istiyoruz. Ancak her türlü aksi olasılıklara karşın da alternatif olarak elinizde ÖABT sınavına gelecek birçok arkadaşımız için ellerinde güçlü bir alternatif var. Belki de en çok belirleyici olan alternatifleri var. Bu mesafeyi iyi kat edemesek bile, yani planladığımız gibi kat edemesek bile önümüzde iyi bir alternatifimiz daha var. Orada bile şansımızı bir kez daha güçlü bir şekilde kullanma alternatifimiz olması sebebiyle hiçbir şekilde moral bozukluğuna meydan vermeksizin kaldığımız yerden 15 gün boyunca daha bir kez daha dişimizi birazcık daha sıkarak yeni yapılacak olan sınava da hazırlığımızı yine zihinsel olarak yapmakta fayda var. Herkese sonsuz derecede başarılar diliyorum ve aynı zamanda Metin hocamın yeni doğmuş küçük bebeğini de Allah sağlık sıhhat versin diyorum. Efendim Teşekkür ederim. kendisinin birkaç günlük yeni bir dünyaya gelen bir bebeği oldu. Kendisine Yüce Allah'tan sağlık diliyoruz. Bu Kocaman arada mutluluklar diliyoruz. bütün Anneniz babasının baskılara yanında. rağmen ismin bir tanesi Kuzey oldu. Kuzey oldu. Harika olmuş. Çok güzel Ya Kuzey çocuğu olmuş. oldu. Çok da memnun olduk. Yeni bebek, yeni şans demektir. Zeynep'e Biz de de selamlar. aleykümselam. Çok çok teşekkürler. Bütün değerli arkadaşlarımıza çok özür dilerim. Sokaktan gelen gayri ihtiyari engelleyemediğimiz bir maalesef bir ses oldu. Bütün öğretmen arkadaşlarımıza sonsuz başarılar diliyoruz. Metin Hocam senin demeklerine çok çok teşekkürler. Şu anlattığın ayrıntılar en az ders anlatımınız kadar kıymetli ve ondan çok çok daha üstün özelliklere sahip bir söylem açıkçası. Ben herkese kocaman mutluluklar diliyorum. İyi bir sınav diliyorum. Metin Hocam sana da emeklerinden dolayı bütün arkadaşlarım adına teşekkür ediyor. Bir sonraki yayın veya yayınlarda tekrar görüşmek ümidiyle. Herkese iyi Ağzına sağlık. çalışmalar. Hoşçakalınız. Abi iyi yolculuklar. Ağzına sağlık. Çok Sağ olun. teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Teşekkürler. Eksik olma. Sağ olasın. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sağ olun. Dün dünyaya geldi. İşte Berat Kuzey'miz oldu yani öyle söyleyeyim. İnşallah KPSS'siz bir Türkiye'de doğar, büyür, yaşar. Diğer çocuklarım için diyordum ama neredeyse sınava girme zamanları geldi. Dolayısıyla böyle bir durum var. Hüseyin hocam, arkadaşlar neodinamikte ölçme değerlendirme biz oradayız. Çok çok teşekkür ediyorum iyi niyetlerinize. Bugün hatta hastanede böyle apar topar gidiyorum. Birisi dedi Metin Şar hoca dedi. Artık hastanelerde de maske var. Tam böyle girerken maskem yoktu ama. Metin Şar hoca dedi. Efendim dedim. Aa hocam biz mülakat için şey atanıyorlar. Biz sizi Instagram'dan tanıyoruz, atanıyoruz. Sağlık raporu için buradayız. Güzel bir anekdot oldu. Hocam işte şurası, burası öyle yardımcı olmaya çalışırız dedik. Bu şekilde yani. Hakan bir saniye kime alalım? Diğer hocalarımı da alacağım. Ben en son sınıf materyal programdan
şey yapacağım. Katılma istekleri, bir saniye, istekleri değil de katılımcı ekleyeyim. Bir saniyenizi alıyorum. Teşekkür ederim. Hepinize iyi dileklerimden, niyetlerimden teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, istek gönderirse bana arkadaşlar alacağım onları. Dedim ya, yarın ne yapalım? Hakan hocam nerede? Hakan hocam gelsin. Yektuğ Matematik, Yasin hocam harikasın. Alıyorum haberlerini. İnşallah seneye çok daha güzel olacak ya. Hüseyin hocam, senin bir yorumuna dönemedim. Bu aralar yorumlara dönemedim. O kadar yoğunluk oldu ki. Hakan hocamı bekliyorum. Hakan ve Caner Sevinç hocam. Bir daha çağırayım. Caner hocam. Hocam merhaba. Arkadaşlar kusura bakmayın, biraz saç baş dağınık benim. Neredesin ya? Sanki adaya düştün. Ya hocam adadayız. Merhaba arkadaşlar herkese. Şu an Ya. kamptayım. Metin hocam istek gönderdi. Şimdi Caner hocam duyuyor musun beni? Evet, duyuyorum hocam. Biz şu an KPSS camiası olarak bizim kampımız kitaplarla, sorularla, biz böyle kamptayız. Sen geçtin, apayrı bir kamptasın. Ne güzel. Gençliğinin değerini bil. Yorumları kapatayım. Yorumları kapatayım, az sonra açacağım. Doğru diyorsunuz. Hakan hocam istek attım yazdım. Metin hocam gördün mü? Şu an görmedim. Beklesin bizi ya. Beklesin oğlum. Aa, Üstad hoş geldin. Arkadaşlar Hoş Caner bulduk abi. İyi Sevinç hocam, akşamlar dilerim. Hakan Semiz hocam hoş geldiniz. Şimdi değerli dostlar, arkadaşların da çok da vaktini almayayım. Şöyle Hüseyin hocam katıldı sağ olsun. Neresi gelebilir? Sınava yönelik son önerileriniz neler, ama önce derslerimizde ne gelebilir? Ne sorulabilir? Sizden tahminlerinizi alabilir miyiz? Hocam gelişim psikolojisiyle başlayalım. O daha önce geliyor sorularda. Evet, en Tamam. son rehberlik geliyor. Doğru. Ama istersen Hakan hocam buyur, sen önden gel. Geçen sene rehberlikten bayağı zorladılar biliyorsun. Yok, geçen Seninkilere sene biraz kolaydı moral vermeye çalıştığını anlıyorum hocam. ya. Şöyle Hayır, bana göre çok kolaydı geçen seneki sorular. tabii, muhakkak. Geçen sene ben de gitmiştim. Şöyle, ben gelişim psikolojisinden beklediğim yerleri açıkça şöyle bir özetleyeyim isterseniz arkadaşlar hepiniz için. Şimdi şöyle, gelişim psikolojisinden biliyorsunuz her sene 10 soru geliyor, 10 soru geliyor. Bu 10 soru özellikle şöyle dikkat çekmek gerekecek olursa, yaklaşımlar konusuna çok fazla eğilmenize gerek yok. Oradan 3-4 yılda bir ortalama soru geliyor. Eğer gelecekse de yaklaşımlardan size soru, ekolojik sistemler yaklaşımından gelebilir. Çünkü Bronfenbrenner'in bu yaklaşımı bir çocuğun gelişimini her boyutuyla ele alan bir yaklaşım olduğundan diğerlerinden daha fazla gelme ihtimali olan bir yaklaşımımız. Ona dikkat etmek gerekiyor. Sonrasında temel kavramlardan her soru, her sene bir soru geliyor. Büyüme, olgunlaşma, hazır buluşluk, öğrenme, bunların birbirinden ayrımı bilinmeli, kritik zaman, kesinlikle önemli kavramlar. Temel kavramlardan her sene bir soru gelmekte. İhmal etmeyin. Onun ardından devam etmek gerekecek olursa, ilkelerimizden ben bu sene soru bekliyorum. Çünkü arkadaşlar ilkelerden ortalama 2-3 yılda bir soru geliyordu. Ancak bayağı araladılar son yıllardaki eğitim bilimleri sınavlarında. Ama alan sınavlarında sormaya devam ediyorlar. Dolayısıyla ve sonuç olarak ben bu sene ilkelerden bir soru bekliyorum. ÖSYM'nin en çok sevdiği ilke de gelişim bir bütündür ilkesidir. Dikkat etmenizi öneririm ve tavsiye ederim. Onun ardından araştırma yöntemlerinden ÖSYM tarihinde bir defa soru geldi. Yine soru gelmeyecektir. Çok uzak aslına bakarsanız, geçmiş sorusuna baktığımız zaman eğitim bilimleri anlamında oradan soru gelmez.
Fiziksel gelişim ünitesinden geçen sene soru gelmediği için bu sene soru gelme noktasında dikkatli olunuz. Bebeklik, ergenlik, bunun yanında ilk çocukluk ve son çocukluktaki olgunlaşmaları biliniz. Özellikle ergenlikten yine de soru gelebilir. ÖSYM'nin şimdiye kadar sorduğu ortalama 7 ya da 8 tane soru var sırf ergenlikten. Ergenliğe lütfen dikkat edin. Birinci cinsiyet özelliği nedir? İkinci cinsiyet özelliği nedir? Püberte nedir? Adolesan nedir? Bunlar bilinsin. Sınava girmeden bir 2 dakika baksanız bile yeter zaten burası. Bilişsel gelişime geçmek gerekecek olursa ortalama her yıl 2-3 soru var. Hatta 4'e kadar çıkabiliyor. Bu 2 soru garanti piyasada. Piyaca sorularına şu noktadan bakın arkadaşlar. Yaşı sakın atlamayın sorularda. Yaşı yakaladığınız anda zaten opsiyon sayınız 2 ila 3'e kadar düşer. Peki hocam sorular hangi dönemlerden daha çok geliyor diye soracak olursanız. İşlem öncesi kesinlikle ön planda tutmanız gereken dönem. Sonrasında soyut işlemler, sonrasında duyusal motor, sonrasında somut işlemler şeklinde bir sıralama yapmanızı tavsiye ederim önem sırası olarak. Peki bunun dışında Piaget ile alakalı ergen ben merkezciliği ihmal edilmemeli. Hocam hangi konudan ya da başlıktan soru bekliyorsunuz? Geçen sene özelden özel akıl yürütme geldi. Bu sene özümseme ya da uyumsamadan bir tane soru gelme ihtimali var. Dikkatli olmakta fayda var. Bu kavramlar bilinmeli. İşlem öncesi dönemin genel işte korunumu kazanamama, tersine çevirememe gibi başlıkları, tek boyutlu düşünme gibi başlıkları ön planda olmalı. Tavsiyelerimi bu anlamda size söyleyebilirim. Sonrasında Vygotsky. Vygotsky öğrenme psikolojisi içerisinde sosyal öğrenmeciler içerisinde değerlendirdi ÖSYM'e geçen sene öğrenme içerisinde sordu. Temel sayıtlarıyla sordu. Ya bu sene gelir mi? Bana sorarsanız düşük ihtimal. Ama yakınsak gelişim alanı bir yapı iskelesi konularını gelişim psikolojisi içerisinde gelmesi ihtimaline karşı bilerek girmek sınava faydalı olacaktır. Sonrasında dil gelişimi. ÖSYM 3-4 sene öncesine kadar dil gelişiminden ortalama 2 yılda bir soru sorardı. Ama son yıllarda her yıl bir soru sormakta. Geçen sene de geldi, önceki sene de. Yine dil gelişiminden bilinmesi gereken başlıklar. Dil gelişim yaklaşımları. Sosyal öğrenmeciler ne demiş? Davranışçılar ne demiş? Benim ders anlatasım geldi. Fark ettiniz mi? Tonlama falan değişti hocam. bir de aynı zamanda psikolinguistik yaklaşım ve Chomsky'nin görüşleri önemli. Bunun yanında hocam ne gelir? Pragmatik başlığına dikkat edin. Temel kavramlardan dilin kullanımı edim bilimiyle alakalı olarak. Sen devam et. Adam süper dedi. Maşallahın var. Devam et. Eyvallah. Şimdi bunun dışında şunu bileceksiniz. Chomsky'nin dil gelişim tablosu. Chomsky'nin dil gelişim tablosu ay aralıkları hangi ay aralıklarında çocukların ne tür sesler çıkarttıkları. Kusura bakmayın araba falan geçiyor. Kamptan aranıza katılıyorum arkadaşlar şu an. Saç başta zaten dağınık. Kusura bakmayın tekrar. Onun dışında. Şimdi kişilik gelişimi. 2-3 soru sekmez. Peki nereden gelir? Ben size söyleyeyim. Bakın bir tane Erikson sorusu her yıl banko var. Lütfen bunu unutmayın. Geçen sene kimlik statüsü sorusu soruldu. Bu sene gelmez. Bu sene bebeklik ya da yetişkin bağlanma stillerinden bir soru gelebilir. Erikson kuramına entegre edilmiş olarak. Dolayısıyla soru sayısı 2'ye çıkabilir. Ve bir soru da Freud'dan geliyor her sene. Yalnız şuna dikkat edin. Psikoseksüel kuram, oral, anal, fallik, latent ve genital dönemlerden oluşan bu aslına bakarsanız kuram var ya. ÖSYM 4 sene üst üste buradan soru sordu. Artık burada soracak bir şey kalmadı. Yani bir ara vermeli. Peki ara verdiğinde nereden sorar Freud'dan her sene bir soru geliyorsun diyorsun hocam. Bana sorarsanız savunma mekanizmalarını bir yok diyecek. Çünkü 2 senedir falan savunma mekanizmasını hiç yoklamadı. Dolayısıyla önemli bir başlık. Temel savunma mekanizmaları ve ayrımlarını bilerek sınava girmekte fayda görüyorum. Bunun dışında aynı zamanda topografik kuram sürpriz olarak size söyleyebileceğim kuramlardan biri. Son olarak gelmek gerekecek olursa ahlak gelişimi ya bir ya iki soru. Tabii ki de Kolberg ve Piaget'i sakın unutmayın.
Yalnız şunu da söyleyeyim. Callback'ten zaten her sene soru soruluyor diye düşünüyorsunuz. Bazen sormuyorlar callback'ten. Öyle bir algı var. Bence Piaget'e bakmakta fayda var bu sene. Yani Piaget'in ahlak gelişim kuramından soru sormuyorlar ve karıştırılan kavramları var söz konusu. Dolayısıyla Piaget'e bir bakın, öyle girin. Callback'i tabii ki de ihmal edemezsiniz ama bir de şunu eklemek isterim. O da ne? Geçen sene tuttular Freud'un ahlaka dair görüşlerini sordular. 2018'de tuttular Dilligan'ı sordular. Sınava sadece Piaget ve Kolberg'e çalışarak girmenizi asla tavsiye etmem. Bunları da ben. Mesela davranışçılar ahlaka dair ne demiş? Sosyal öğrenciler ne demiş? Freud ve psikanalitik yaklaşım ne demiş? Dilligan ne demiş? Dewey ne demiş? Bunları bilerek girin. Ahlakın bir empati anlayışı üzerine konulmuş ya da konumlandırılmış bir şey olduğunu bilerek girin. Çünkü genel soru da soruluyor. Dolayısıyla benim burada söyleyeceklerim bunlar. Ve şunu söyleyeyim. Adler soruldu daha önce. Adler sorulduysa Karen Horney ve Carl Gustav Jung'un görüşleri de sürpriz sorular olarak gelebilir. Aklınızda bulunsun. Telaş yapmayın bilmeyen arkadaşlarım. Beşer dakika şöyle bir kaynak taraması yapsanız bu bilgi size yeter. ÖSYM bir şeyi ilk defa sorduğu yılda çok temel düzeyde sorar. Dolayısıyla bu anlamda rahat olun ve Gligan'ı 2018 yılında temel sayıtlarından sordu. Tekrar sorarsa ahlak gelişimi anlamında dönemleri arasından bir soru sorar ki burası bizim için önemli bir başlık olabilir. Gligan'ın dönemleri arası geçişleri bilmeniz gerekir. Lütfen bunu unutmayın. Gelişim psikolojisiyle alakalı benim söyleyeceklerim bunlar da sizin hocam. Ağzına sağlık. Süpersin. Hakikaten süpersin. Vallahi hepsini tek tek söyledim. Bence arkadaşlar o sürpriz dediklerinde biraz demoralize olur gibi oldu ama açıklaman da güzel. Hepimizin tespiti o. Arkadaşlar ÖSYM birden böyle en detayı sormaz. Yani önce bir dişsel çıraklığı soruyor kendi dersim için. Sonra aşamalarını soruyor. Böyle bir gidişatı var. Hocam dediği gibi böyle ve kısa baksanız yeterli olur size. Zaten en son özetleyeceğim. Şunlara şunlara dikkat edin diye. Böyle Caner hocam bir soru sorayım. Kaç dokunulmazlığın var? Adadasın herhalde. Kamptasın. Hocam valla herhalde direkt oyunu kazandığım için kimse benim deyimi koyamamış diye düşünüyorum. Eyvallah. Valla ağzına sağlık. Renk kattın. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Senin çok vaktini almayalım. Kampına yok, devam et. Ben şöyle vallahi arkadaşlara da kısaca bir şey söyleyeyim. Aynen öyle. Onu diyeceğim. Arkadaşlara ne söylemek istersin? Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şunu söylemek istedim sizlere. Biliyorum çok fazla emek verdiniz. Çok fazla uğraştınız. Ve hak ettiğinizi almak istiyorsunuz. Şunu unutmayın. Emeğinizin karşılığını verdiyseniz er ya da geç alacaksınız bunu. Bu hayatta herkes kendi zamanını yaşar. Ne bir şeye geç kaldın, ne bir şey için erken, her şey için elinde tek bir zaman var. O da şu an, bu anı en iyi şekilde değerlendirerek sınavı kazanabileceğine dair olan inancını asla kaybetme. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize sınavda başarılar dilerim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Oscar'a da desteğin için Hüseyin abi unuttum. Çok çok kanala çok desteğin oldu. Teşekkür ediyorum. Hocalarım da oradan o belki hızlı izleyebilirler. Bütün her şeyi anlattın. Yorumlarını görüyorum. Hepsi harika. Ağzına sağlık. İyi ki varsın. Eksik olma. Siz de hocam. Görüşmek üzere. Hakan hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet Hüseyin. Çiğ köfte iyi miydi hocam? İyiydi, iyiydi. Tamam, görüşürüz. Arkadaşlar bu iki arkadaş bir aradalar. Birbirlerine takılıyorlar. Başta o ona top atıyor, o ona top atıyor. Usta çırak gibi ama. Da. Bu ara üst üste bir iki kere sattım onu da o yüzden böyle şöyle bir hali var. Aa, anladım, eyvallah. Tamam. Görüşürüz hocam. Hadi görüşürüz. Hakan hocam mikrofon sende. Tahminlerini alalım. Önerilerini alalım. Ne dersin arkadaşlarımıza? Abi rehberlik özel eğitim. 11 soru çıkan başlıklardan biri. Şimdi bilmiyorum arkadaşlarımız çıkmış soruları analiz etmişlerdir zaten.
soruları analiz ettiğimizde şöyle söyleyeyim hocam. Son 5 yıl analiz ettiğimizde ÖSYM zaten kendini tekrar etmiş. Çok nadir bir ya da iki tane farklı soru kalıbı yapılandırıyor. Çıkacak sorular da belirli zaten aslına bakıldığında. Şöyle yorumlayayım. Gelişimsel rehberlik modeli şu an Türkiye'de kullanılan rehberlik modeli. Gelişimsel rehberlik modelinin özelliklerine ilişkin bir tane sorumuz gelecek karşımıza. Bu kesindir zaten kaçmaz. Rehberlik hizmet türlerimiz var bizim. Doğrudan hizmetler ve dolaylı hizmetler. Bunların içerisinde bir tane soru, iki soru gelir buradan. Bir tanesi rehberlik programı hazırlamayla ilgili. Ya okul rehberlik programının hazırlanışı ya da kapsamlı PDR programının hazırlanışı ile ilgili bir sıralama ya da içerik. Mesela 2021'de ihtiyaç analizindeki yaklaşımları ve tekniklerle birlikte bir soru yapılandırmışlardı. Buna benzer bir soru kalıbı gelebilir. İzleme, bireyi tanıma, psikolojik danışma gibi o doğrudan hizmetlerimizin bir tanesinden bir tane soru gelecektir. Yani doğrudan hizmetlerden bir, dolaylı hizmetlerden bir soru gelecek karşımıza. Bizde problem alanları dediğimiz bir başlığımız var hocam. Eğitsel rehberlik her yılın garanti bir soru kalıbıdır. Eğitsel rehberlik hizmetleri nasıl yürütülüyor? Öncüler verir, hangisi doğrudur? Ya da aşağıdakilerden hangisi eğitsel rehberlik çalışmalarıyla ilgili doğru ya da yanlış bir bilgidir? Böyle bir soruyla karşılaşacağız. Öğretim kademelerimiz, okul öncesi, ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim. Bu kademelerde yürütülen mesleki rehberlik hizmetleri garanti bir soru kalıbıdır. Ve birer cümle ezberlemek gerekir sadece içerisinde. Aynı şekilde mesleki rehberlik ayrıca kuramcı olarak karşımıza çıkar. Geçtiğimiz yıl süperin benlik kuramını sormuşlardı. Bu yıl Holland, Ginsberg, Roe, özellik etmen. Bunların bir tanesi gelecektir ki benim içinden geçen Holland gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü çiftli yılların adamıdır genel itibariyle. En son 2018'e sordular, bekletiyorlar. Dönüşümlü soruluyor işin açıkçası ki muhtemelen dönüşüm ondadır diye tahmin ediyorum. Aynı şekilde bireyi tanıma teknikleri dediğimiz bir başlığımız var bizim. Bu bireyi tanıma tekniklerde bireyi tanımanın ilkeleri. Şöyle bir yorumdan bahsedeyim. Bireyi tanıma teknikleri amaç değil, araçtır. En etkili maddelerimizden biridir bizim. Bu ilkeye dikkat etmemiz gerekiyor. Sosyometriye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sene için söylüyorum. Sosyometriye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde örgütsel yapı, personelin görevleri içerisinde bu yıl tahmin ediyorum ki psikolojik danışmanın görevlerinden gelecek. Rehber öğretmen ne yapar ne yapmaz. Ya da müdür ne yapar yapmaz. Bundan gelecek. Orada da seçenek elememiz lazım bizim. Özel eğitim hizmetleri. Özel eğitimden de banko bir soru ama disiplinler arası yaparak bir soru gelecek. Nasıl yani? Gelişim psikolojisi de sentezleyebilir. Öğrenmeyle sentezleyebilir. Öğretim yöntem teknikleriyle sentezleyebilir. Ya da sınıf yönetimiyle sentezleyebilir. Yani disiplinler arası yapıp da bir soru da böyle gelecektir. Tahminim o ki şu an söylediklerimin içerisinde zaten 10 soru çıkıyor. Bir tane de yoruma dayalı bir soru kalıbı gelecek. Yine bir disiplinler arası soru. Çünkü ÖSYM sınıf yönetimi ve materyalle sentezleyerek soruyor hocam genel itibariyle. Pardon, materyal dedim. Sınıf yönetimi ve öğretim yöntem teknikleriyle rehberliğin birkaç sorusunu sentezleyerek getiriyor. Hani arkadaşlarımız analizinde yaptıysa zaten onu da görecektir. Aslında alanlarımız birbirine yakın. Metin abi ne yapsak? Ben de ÖYT'mi Evet. anlatmaya başladım. Anlatıyorsun zaten. Estağfurullah. Yok, ben Şimdi bilmiyorum abi, Hakan hocam, estağfurullah. dedin ya sadece katkı olsun diye ya da bir öneri, müdürün ya da rehber öğretmenin görevleri diyorsun ya, son dönemde rehberlik yönetmeliği değişti ya, o anlamda 2020 var abi. değişti, bir daha değişti vesaire, rehber öğretmenin görevleri olabilir, gelebilir yani. Doğru diyorsun. Çünkü İhtimalli çok değişti. kalıplarımız Taze orası. hocam. O son. Şimdi arkadaşlarımızın en çok rehberlikte sıkıntı yaşadığı başlıklardan biri. Çok ezber var çünkü görevlerin içerisinde. İşin aslı bu. Ama orada da öyle hani can alıcı bir cümle koyuyor ki hangisi değildir diye soruyor zaten genel itibariyle. O değildir. Örneğin psikolojik danışmanın görevlerini soruyorsa değildir, müdürün görevi oluyor ve müdürün en bariz görevi oluyor. Araç Evet, gereç evet, evet. personel ihtiyacını karşılar gibi en bariz görevlerinden biri oluyor. O yüzden çok kaygı yapılacak bir şey değil. Sadece hocam sınav zaten biliyorsunuz hocam sınav aslında ne bileyim çok iyi çalışanların sınavı değil aslında bu sınav hocam. Sınav çok iyi çalışmak da gerektiriyor ayrı mesele ama sınav çok iyi yönetenlerin sınavı aslında bakıldığında hocam. O yüzden birazcık daha hani seri, sakin, kurnaz olmamız gerekiyor bizim. SSK'lı olmak gerekiyor.
Nedir? Sınavı iyi yönetmemiz gerekiyor bizim aslında. Hani heyecan falan diyoruz ya. Pazar günü sınav varmış. Ben de bana soruyorlar. Pazar günü sınavda ne yapalım hocam? Ne sınavı var diyorum ben de. Öyle bir sınav mı varmış acaba falan. Duymazdan geleceksin hocam. Bastırmaya çalışacaksın. Hani biz ne kadar kaygılanmayın, şunu yapın, bunu yapın desek de oraya girdiğinde her şey uçup gidiyor zaten hocam. Söylediklerimiz boş aslına bakıldığında. Yani çünkü o sınav anı çok farklı bir şey. Ben hani hepimiz hocam tecrübesini yaşadık bunun. Ne kadar anlatırsan anlat o sınava girdiği zaman, o kapıdan içeri geçtiği zaman başlıyor zaten titremeye. O titremek de çok güzel bir şey zaten. Heyecanlanın. Herkes heyecanlansın. Şimdi aramızda bu işi yapanlar da vardır zaten. Hani ben de yıllardır yapıyorum. Ben derse ilk başladığımda eğer bir sınıfa ilk defa giriyorsam boğazım düğümleniyor hala. Yıllardır anlattığımız halde. Benim o boğazımın düğümlenmesi oluşmasın, hani o dudaklarımın kuruması oluşmasın, ben o derse bir daha girmem. O heyecan çok güzel bir heyecan hocam. Sınav da çok güzel bir heyecan. Çünkü hiçbir şeyin sonu değil. Aksine o sınav bizim yaşamımızın bir başlangıcı. Yeniliklerin bir başlangıcı. Ha belki bir daha sınava hazırlanmanın başlangıcı. Ya da milli eğitimin bir başlangıcı. Ama ben şunu biliyorum. Sonuçta hepimizin bir mesleği var. Yani o mesleği farklı şekillerle de icra edebiliriz hocam. Ben hep şunu derim. Rızkı veren Mevla'dır. Ah orada, ha burada. Yani mutlaka bir yerde bizim rızkımız vardır. Bizi bekliyordur hocam. Ben Eyvallah, çok fazla bir şey haklısın. söylemek istemiyorum. Çok da bunaltmak istemiyorum arkadaşlarımızı. Tamam, çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık Ben valla. teşekkür ederim Söyledin, hocam. çok şey söyledin. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese Valla başarılar diliyorum. katkıların için de teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Videoları son anda yetiştiren, en hızlı olan, en hızlı ders anlatan. Seni seviyorum. Sağ olasın. Eksik olma Hakan hocam. Mukabele. Seneye çok daha her şey çok daha güzel olacak inşallah. Güzel Hepimiz olacak, için. güzel olacak. Hakan hocam, ya yıllardır bu işi yapıyorsun. Ben şuna inanıyorum. Bir elin parmaklarını geçmez. Benim etrafımda da atanamayan bir sürü insan var. Yakınım. Yani eşim, dostum, yani çok çok yakınım. Ama gerçekten emek verip hak edip gitmeyen çok enderdir. Bu parmakları geçmez. Samimi söylüyorum. Herkesin çalışmasına, emeğine saygı duyuyorum. Ama bazen olmuyor. Yani bazen her şeyi çok iyi yapıyorsun. O sene olmuyor. Bir sonraki sene, bir önceki sene kadar çalışmıyorsun ama o sene olabiliyor. Yani o artık orada kader, nasip, kısmet neyse onun bir açıklaması yok. Ama biz bize düşeni yaptığımızda gerisi bir şekilde gelecektir. Mühim olan orası zaten. Doğru hocam. Rızkı veren Vicdanen Allah rahat hocam. olalım, emek Öyle verelim. Gerisi Allah'ın izniyle güzel öyle olacak. hocam. Hocam rızkı veren Allah. 9.000. okul öncesinin atanacağını kim bilebilirdi hocam yani bu sene değil Ya mi? evet. Öyle Evet, bir durum. evet. Nasip Aynen hocam. öyle. Var. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzına Ben sağlık. teşekkür Görüşmek ederim üzere. hocam. Hayırlı iyi yayınlar diliyorum hocam. Herkese sınavlarda başarılar diliyorum hocam. Eyvallah. Çok sağ olasın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar, bir iki kişi de alacağım. Sayın hocam, en sevdiğim parça çalıyor arkada ya. Bak, arkada da düğün konsepti var. Bir değerli, kıymetli bir hocamla da oturuyoruz. Dedik bir Selamlar. kritik Hocama da yapalım dedik. selamlar. Çok Sercan da hocam, arkadaşlar. sevdiğim, kıymet verdiğimiz Merhabalar. temel Hocam hocamız merhabalar, merhabalar. Ya şöyle bir yayına alalım seni istedik. Beklettik seni. Vallahi hakkını helal et. Vallahi Biraz yok yok abi beklediğimizden yok hocam olur uzun mu ya? sürdü. Herkesin katkısı sağ olsun. Sercan hocam, Eyvallah. Sercan Malatçı oğlu hocam, bize öğrenme de neodinamikte öğrenme psikolojisi anlatıyordu. Kendisi yıllardır bu işi yapıyor. Alanlarda da var, bazı alanlarda. Sercan hocam, bu sene ne gelir öğrenmede? Tahminlerin neler ve arkadaşlara ne söylemek istersin? Şimdi öncelikle şey gibi söylediğim, zaten üstadların hepsi konuştu. Güzel de konuştular. Duygulandık da. Şey hissiyatı var. Hani aileden böyle birileri sınava girer. Sen onun heyecanı yaşarsın ya. Aynı o heyecan bizde de var. Çünkü kısa sürede bir aile olduk. Aslında bizim sizinle hocam geçmişimiz eskiye dayanıyor. Bu sene Neodinamik ailesiyle beraber bu Oscar videoları da bir araya gelmiş olduk. Şimdiden arkadaşlara başarılar diliyorum. Yarım kalan bir hikayeleri var. Onu da en güzel şekilde tamamlayacaklarına can gönülden inanıyorum. Çünkü bir yıllık süreçte geceli gündüzlü. Ellerinden gelen en iyi şeyi yaptılar. Öğrenci psikolojisiyle alakalı unsurda şeyi söyleyeceğim zaten. Çok tutmayacağım zaten. Saatte geç vakit oldu. Şöyle kısaca söyleyeyim ben. Diğer hocalarım zaten kendi branşlarıyla alakalı söylediler durumları.
Şimdi bu öğrenme psikolojisinde zaten 12 tane soru geliyor. Bu temel kavramlar bünyesinde soru gelecek. Standart 2 tane soru geliyor. Orada da bu aktarma ya da ket vurma ile alakalı bir unsurda buradan soru bekliyoruz bu senede. Ve davranışçı kuramcılarla alakalı unsurda normalde bu davranışçı kuramcılarda işte klasik koşullanma, edimsel koşullanma bünyesi var. Şimdi daha evvelinde öğrenmeden 30 soru geldiği zamanlarda bu davranışlardan ayrı ayrı soru soruyorlar. Bu son zamanlarda ÖSYM artık şöyle yapmaya başladı. Bunu 2 sene öncesinde de yapmıştı. Öncüllü soruyor mesela. Birinci maddeyi veriyor. Hangi koşullanma öngörülüyor davranışlarda? Diyorsun ki klasik koşullanma. İkinci maddeyi veriyor. İşte edimsel koşullanma bünyesi istiyorlar. Ama ayrıca klasik koşullanma bünyesinde geçen sene haberciliği sormuşlardı. Bu sene ayrıca bu üst düzey koşullanma, duysal ön koşullanma çok fazla karıştırılan kavramlardır. Ve ÖSYM'de bu zamana kadar hep böyle sorduğunda üst düzey koşullanmayla alakalı sormuştur ama denemelerde falan son zamanlarda bu duysal ön koşullanma falan karşımıza gelir oldu. Buradan bir soru bekliyorum açıkçası. Ve geçen sene de deneme yanılma yoluyla öğrenme Turndike'den geldi. Ayrıca bu Turndike'ın ilkelerini son zamanlarda ÖSYM çok önemser oldu. Özellikle etki yasası ve etkinin yayılması tavrı bu noktada öğrenme psikolojisi önemli bir hal oldu. Edimsel koşullanma bünyesinde ise geçen sene hangi koşullanma üründür diye soruldu. Edimsel koşullanma ve ayrıca pekiştirme türleri ve tarifeleri önemli noktalardan bir tanesi. Pekiştirme tarifi. Geçen seneki gelen pekiştirme tarifeleri kolay bir soruydu. Şunu söyleyeyim. Arkadaşlarınızın en fazla karıştırdığı noktalardan bir tanesi oluyor. Ama gerçekten ÖSYM pekiştirme tarifeleriyle ilgili kolay soruyor. Geçen sene çok kolay soruyor. Ve yani o sınav anında Hüseyin Hocam zaten orada çok güzel söyledi. Emin olmadıkları noktada boş bırakmaları çok daha mantıklı. Birbirlerine çok yakın kavramlar zaten bunlar. Sadece şöyle bir mesela yarın açısından söyleyeyim ya da bu akşam açısından söyleyeyim. Çok kısa şöyle bir bakarlarsa hani şurada şöyle bakacaklar. Hani sabit zamanda pekiştirecinin ne zaman geleceği belli. Hani anahtar kalıplarla değişken oranda şans faktörü. Her zaman bizim için önemli olan nokta o. İşte değişken zamanda sürpriz kalıbı. O zaten sorunu kendini çok belli eder bir noktada. Ve geçen sene Pramac ilkesi geldi. Ama bu Pramac ilkesine ÖSYM zaten son 5-6 yıla baktığımızda standart soruyor. Geçen sene ilk soru geldiği zaman bir de şöyle bir şey oluyor hocam. Hani sınavdan çıkar çıkmaz her yaptığımız bize doğru geliyor ya. Evet. Yani diyoruz ki hani 80 tane yaptık herhalde diyoruz falan. Her kişiyle konuştuğumuz zaman o 70-60 falan bir düşüyor. Hani orada geçen seneki sorulan soru kolaydı. Pramac ilkesiyle alakalı o soruda. Bu sene Pramac ilkesiyle alakalı unsurundan ziyade yine koşullanlaşma tavrını sorabilirler diye düşünüyorum. Ayrıca öğrenilmiş çaresizlik yine ÖSYM'nin vazgeçilmezler arasındadır. Ama şunu söyleyeyim, bu bilişsel ağırlıklı bilişsel kuramcılar ÖSYM'nin bu 12 soru kalıbında daha fazla önemsediği kalıplardır. Sosyal öğrenmeden bir soru gelecek garanti. Geçen sene Tolman'dan bu gizli öğrenme sürecinden gelmedi soru. Bu sosyal öğrenmede de gözlemcinin özelliklerinden geliyor. Öz düzenleme kapasitesi, öngörü kapasitesi bu kapasitelerden geliyor. Sadece o kapasitelere bir kere bakmaları yeterli olacaktır arkadaşlar açısından. Ve bilişsel kuramcılarda hocam bu senede standart bekliyoruz. ÖSYM'nin standart vazgeçmediği unsurlar bellek türleri sorar. Bu bellekle alakalı mesela duyusaldan kısaya, kısadan uzuna geçiş sürecini soruyor. Geçen sene böyle bir soru soruldu. Yine içerikte çok kolaydı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Süreç içerisinde düzenli çalışan arkadaşlarımız burada sorulan soruları gayet net yapacak. Benim her zaman bir lafım vardı. Düzenli çalışan arkadaşlarımız ki şu saate kadar da bu canlı yayını böyle izleyen arkadaşlar da aynı şekilde bu hikayenin içerisindeler. Mesela diyorum ki bu sene çözeceğin en kolay eğitim ürünleri sınavı bu 31 Temmuz'da öğleden sonraki gireceğin sınav olacak diyorum. Hakikaten de öyle oluyor. Çünkü biz hep böyle çıkmış sınav sorularına tekrarına evet. Baktığımızda hocam örneklerde veriyoruz ya. Mesela bu soruları böyle isimlerini değiştirsek, A ya da B yayın diye versek, arkadaşların çoğu derdi ki öyle diyorlardı. Hocam bunlar ÖSYM sormaz ya. Bunlar ÖSYM kalibresinde evet. Değil. Aslında hep sorulan hikayeler. Ve ayrıca bu bellek destekleyici ipuçları, loji, kanca asma, anahtar sözcük, ilk harf yöntemi, zincirleme, bağ yöntemi de bu bellek destekleyici ipuçlarından da ayrıca bir soru da bekliyorum sevgili hocam. Bir de burada bilişsel kuramcılar bandında Gestalt zaten genel bir ilkelerde alınan hikayelerden bir tanesi. Frankland yasaları artık ÖSYM'nin vazgeçilmezleri arasında olan hikayelerden bir tanesidir. Algısal örgütleme yasalarında. Orada son zamanlarda geçen sene sorulan soruda yakınlık ilkesiyle sorulmuştu hocam.
yakınlık, benzerlik, tamamlama ve devamlılık, süreklilik kalıbı. Bu dört tane ilke algısı örgütleme yasalarında önemlidir. Hatta iki sene önce ÖSYM dört tane öncülle dört tane pragmat yasası sordu aslında. Dört tane maddede yani dört tane sormuş oldu. O yüzden ÖSYM aslında biz öğrenmeden on iki tane soru soruyor diyoruz ya hocam. Geçen sene davranışçılardan bir tane soruda dört tane davranışçı sordu. Ne yaptı? Dört tane öncülü sordu. Bir, iki, üç, dört madde diye. Bunu bilişselde de yapmaya başladı zaten. Alan kuramı Kurt Lehmann bu zamana kadar iki kere geldi. Mesela az önce Caner hocamız sunduğu sadece farklı söylemek açısından söyleyeyim. Ekolojik sistem kuramı Wolfenbrenner'da katmanlar var. Böyle mikro, egzo, mezo diye. Burada bu katmanlar sadece bir çemberde olduğu zaman bireyle etkileşim unsuruna bakılıyorsa bu alan kuramı Kurt Lehmann'dır. Mesela çocuk gündelik yaşamda yaşamış olduğu ailesine olumsuz bir durumu derslerinde de gösteriyor hikayesi vardır. O unsur da son zamanlarda yine gündeme getiriliyor oldular. Ama şunu da söyleyeyim. Eskiden bu sizin branşlarınızda da öyle, öğrenme de öyle yapıyorlardı hocam. Bu işte 30 sorunun geldiği kısımda. Yorumlamaya dayanarak gerçekten çözülebiliyordu. Ama şimdi gelen kitlede fazla olduğu için ÖSYM şunu istiyor artık bizden. Bilgi istiyor. Bilgi üzerine bir tık yorum istiyor ama. Evet. Hani bilmezsen yapamayacağın bir hikaye olarak sunuyor. Ama şunu söyleyeyim. Bu sistemle düzenli çalışanlar, bu sunmuş olduğumuz videoları takip eden arkadaşlar için hiç zorlu bir hikaye olmayacak. Ellerinden gelen de en iyisini yapacaklarına inanıyorum. Ben çok da fazla uzatmayayım. İlk canlı yayınım bu arada. Ağzına sağlık. Valla süper. Estağfurullah. Yani aslında büyük bir teşekkürü sana etmemiz lazım. Yok. Bu en sonki o süreçte insanların en heyecanlı, en stresli olduğu zamanlarda her bir kalbe dokundunuz. Bunlarda da bizi de aracı ettiğiniz için çok teşekkür ederim hocam. Ercan hocam ben teşekkür ediyorum. Ayrıca zaten bir geniş zamanda teşekkür edeceğim. Hakikaten edeceğim. Bir ara söyledim. Arkadaşlar hakikaten herkesin o kadar yoğunluğu var ki. Yani biliyorum Sercan hocam diyor yoldayım şuraya gidiyorum bitireceğim otelden çekeceğim diyor. Çekiyor işte Hakan hoca son anda bak o kadar yoğun biliyorum. Herkesin emeği var. Herkesin katkısı var. Ama o Oscar'lar ciddi anlamda bize katkı sağlayacak inşallah. Arkadaşlara katkı sağlayacak. İnşallah sınavdan sonra güzel haberlerle görüşeceğiz. Hep öyle diyorum. İnşallah. Sercan hocam. İnşallah hocam. İnşallah. Arkadaşlara tekrardan başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Bir de sınavın iyi şansı da yanlarında olsun i̇nşallah. Diyorum. Tekrardan teşekkür görüşmek ederim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi sohbetler. Hocama da selamlar. Ağzına sağlık. Baş olsun. Çok selamlar. Sevgiler saygılar hocam. Görüşürüz. Eyvallah. Sağ olasın. Arkadaşlar son hızlı bir şekilde Murat hocamı yayına alamadım. Yani Murat hocamla alakalı şöyle bir muhtemelen bir yoğunluğu var. Ben hızlıca sınıf materyal programı da söyleyeyim ve bitireyim. Çok vaktinizi aldım çünkü. Arkadaşlar program geliştirmede şöyle söyleyeyim. Genel kavramlar var ya eğitim, öğretim, formal. Geçen sene burayı tahmin ettik ve çıktı. Bu sene kenarda dursun. Gelecek olan konuların, soruların bir tanesi temel kavramlar, program çeşitleri. Özellikle Posner'da var ya resmi, uygulanan, ihmal edilen ekstra ve örtük. Örtük program epeydir gelmiyor. Bak epeydir gelmiyor. Bu senenin adayı örtük programdır. Artı programın özellikleri. Mesela ne der bize? İşte esneklik, genel ve değişmez olma, işte işlevsellik gibi gibi özellikler. Buraya dikkat edin. Banko bir soru. Çünkü şu ana kadar 21 defa sorulmuş. 18'de, 19'da, 20'de, 21'de, 16'da, 17'de defalarca sorulmuş. Bunun yanında arkadaşlar felsefelerden soru gelir. 17, 18, 19, 20'de geldi, 21'de gelmedi. 21'de felsefe sorusu. Daimicilik, esasçilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık. En son 20'de yeniden kurmacılık gelecek dediğimi videolarda vardır. Bu sene yeniden kur, geçen sene gelmedi. Yeniden kurmacılığı koy kenara. Daimicilik 2006'da falan soruldu. Epeydir sorulmuyor. Ben esasçilik ve özellikle esasçilik ve ilerlemecilik bugünkü anlayış olduğu için ilerlemecilik soru olarak gelebilir. Belki anne babamızın dönemi öğretmen otoritesi derse, geleneksel anlayış sunuş, anlatım, soru cevap derse esasçilik ama proje, problem çözme, çoklu zeka, araştırma, inceleme, öğrenci merkezli diyorsa ilerlemecilik bugünkü anlayış gelebilir. Bunun yanında hedef 2017'de 2 soru, 19-20'de var, 21'de yok. Bloom taksonomisi bekliyorum. Orada kısa videolarda söyledim. Yenilenen taksonomi soruluyor özellikle son dönemde. Yeni eski sorulabilir Bloom.
Son iki basamak yeni taksonomide değişti ama isimsel değişikliğe dikkat edin. Bilme, hatırlama, kavrama, anlama, analiz, çözümleme. O isimden de soru gelebilir. Yani hangisi hatırlama düzeyidir, hangisi anlama düzeyidir diyebilir. Buraya dikkat edin, Bloom sorusu bekliyoruz. İçerik her sene soru diyorum ama gelmediği yıllar var. Geçen sene soruldu. Ben bu sene sarmalı bekliyorum. Piramitte çekirdek çok soruldu. Sarmal, doğrusal, bazen orada üçünü veriyor. Sarmal, doğrusal, modüler böyle de sorulabilir. Ama sarmal, daha çok sarmal tarafındayım. Modüler, doğrusal da olabilir. Bunun yanında ihtiyaç belirleme. Arkadaşlar, ben ihtiyaç belirleme teknikleri soruldu geçen sene. Delpi, Progel, Dacum var ya, o kısım soruldu. Ben bu sene ihtiyaç belirleme yaklaşımları, analitik, betimsel, demokratik farklar var ya, buraya dikkat edin, betimsele dikkat edin, farklar yaklaşımına dikkat edin. Bunları söylerim size. Konu öğrenen sorun merkezi tasarımlar son 3 yıldır soruluyor. Bu sene böyle kenarda durabilir. Belki işte 6. adayımız burası olabilir diyeceğim size. Materyalde Dali'nin yaşantı konusu bu sene banko soru. Arkadaşlar, araç gereçlere dikkat. Ne soruluyor? Tahta, akıllı tahta, ders kitabı, çalışma yaprakları, bunun yanında modeller en çok sorulan. Ben bu sene bir grafik bekliyorum. Sayısal veriler, görseller vesaire. Bir grafik sorusu bekliyorum. Özellikle de artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik diyorum ya. Bu teknoloji barındıran dijital öykü vardı ya. Böyle bir soru olabilir. Tasarım öğeleri, tasarım ilkelerinden de özellikle sorulan renk soruldu, vurgu soruldu, bütünlük soruldu arkadaşlar, denge soruldu, bunun yanında şekil zemin soruldu, yazı tipi harf boyutu soruldu. Yine bunların dışında çok sorulmaz, yine sorulacak olanlar bunlardan sorulur. Materyalde genellikle 5 sorunun 3'ü kolay, biri orta, biri zor oluyor, onu belirteyim. Sınıf yönetimi öğretmenden bir soru gelir. Ben liderlik türlerinden soru bekliyorum. Son 4 yılda 2 sorusu var. Geçen sene yok. Liderlik türlerinden soru bekliyorum. Sınıf yönetimi yaklaşımları tepkisel, önlemsel, gelişimsel, bütünsel. Son 5 yılın 5 sorusu bir sorudur. Bunun yanında ne sorulur? Sınıf kuralları, böyle yoruma dayalı soru da var. Şöyle, öğretmen hangisini yaparsa derse katılım daha fazla olur. Hangisini yaparsa etkili, kalıcı öğrenme olur. Öyle genel içerikli bir sorumuz olabilir. Davranış düzenleme her sene banko sorudur arkadaşlar. O davranış düzenlemeye de bakın bakalım. Kolay, yani şöyle, en zor konumuz davranış düzenlemesidir. Ama orayı da anlarsak, bakın oranın mantığını kavrarsanız çok iyi yapabilirsiniz. Bunları söylemiş olayım. Oturma düzenleri işte belki yapısal özelliklerden de çok boyutluluk, eş zamanlık, ortak tarih. Bunlar soruluyor. Orayı da plasyon olarak söyleyeyim size. Arkadaşlar, bazı arkadaşlarım, ya aslında ben kaydetmeyi çok düşünmüyorum burayı. Ama bir sürü, o kadar çok yorum geldi ki kaydedebilirsem etmeye çalışayım. Yorum, eğer bu tahminlerimizi yazanlar varsa bizi de etiketleyerek paylaşsın. Paylaşırlarsa sevinirim. En son şunu söyleyeceğim size. Kadroda Murat Hocam katılamadı sadece. Arkadaşlar, bütün hocalarım, Neodinamik'teki hocalarımız sağ olsunlar. O yay, yani Neodinamik'in yanında YouTube kanalıma o kadar çok destek oldular ki onlara çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz sadece ÖSYM'yi sizden bir tık daha iyi tanıyoruz. Ben öyle bakıyorum çünkü biz yıllardır bu işin içindeyiz. Siz 2-3 sene, 5 senedir, işte benim nacizane 15 senem geride kaldı. Biz size sadece tecrübelerimizle, bak buna dikkat edin, buna dikkat edin. Yarın ne yapın? Sabah kalktığınızda güzel bir kahvaltı yapın. Geçen yıl eksik kalan duanın. Ha, duam da var benim ya. Duamı da okuyup öyle bitireyim. Lan duamı edeyim, bitireyim. Beni etiketlerseniz sevinirim arkadaşlar. En azından onu öyle paylaşalım. Duamı da edeceğim. En son duayla sizi uğurlayayım. Ben duayı edeyim, siz içinizden tekrarlarsanız bir hayra da vesile oluruz. Duamızı edelim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yarın güzel bir kahvaltı yapın. Kahvaltınızı yaptınız. Bu söylediklerimizi zihninizden geçirin. Bir daha çok çalışmayın. Hep şunu diyeceksiniz. Eksik, şunu bilmiyorum, şurayı unuttum. Unutmadınız, biliyorsunuz. Bilgi var.
çalıştınız, emek verdiniz, bu emeğin karşılığını alacaksınız. Ben açık söyleyeyim, yani gerçekten çalışıp emek veren onun karşılığını er ya da geç alıyor, alacaktır. Siz de bunlardan biri inşallah olacaksınız. Ben sınavdan sonra sizden böyle çok güzel dönüşler alacağımı o kadar çok eminim ki. Ben bu konuda çok rahatım. Ben şuna inanıyorum. Günlerce sizin mesajlarınızı paylaşacağım. Onlardan biri de siz olacaksınız. Onlardan bir tanesi de siz olacaksınız. Buna inanın. Kendinize inanın. Kendi denklerinizle yarışıyorsunuz. Panik yok. Rahat olun. Kadere inanın. Siz elinizden geleni yaptınız. Allah'ın izniyle güzel olacak. Her şey güzel olacak ve siz inşallah hayallerinize, hedeflerinize ulaşacaksınız. Ha, dua ediyordum şampiyon vesaire. İnşallah o sene bu sene sizin için. Emek veren herkes, çalışan herkes inşallah karşılığını alır. Şimdi duamı açacağım. Ben söyleyeyim, siz de içinizden tekrar edersiniz. Yayını öyle kapatalım. Hepinize başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle olacak. Şöyle ekranı bir ters çevireyim. Birisi etiketleyip paylaşırsa çok sevinirim. Arkadaşlar şöyle dursun. Şöyle duamı ben okuyorum. Sizler de eşlik edin. İçinizden mırıldayarak gecenin geç saati. Hep birlikte şöyle dua edelim. Gireceğimiz bu sınavda paragrafları tek okumada anlamayı, anlatım bozukluklarını bulmayı, matematikte işlem yapıp bulduğumuz sonuçları şıklarda görmeyi, standart sapması yüksek olan mantık sorularını yapmayı, güncel soruları yakalamayı, coğrafyayı fullemeyi, tarihi en az kayıpla geçip tarih yazmayı, vatandaşlık sorularını yapamasak da iyi bir vatandaş olmayı, eğitimde küçük ayrıntılara dikkat etmeyi, soruları doğru okuyup anlamayı, iki seçeneğe düşürdüğümüz her soruyu doğru yapmayı, silip değiştirdiğimiz sorularda pişman olmamayı, çalıştığımızın karşılığını almayı, mülakata çağrılmayı, sonunda atanmayı hepimize nasip et Allah'ım. İnşallah en kısa sürede öğrencilerinize kavuşursunuz. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri çok seviyorum. Samimi söylüyorum. Aramızda bir bağ oldu. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah emeklerinizin karşılığını aldığınız, öğrencilerinize kavuştuğunuz bir yıl olur. İnşallah tercihlerde yardımcı olduğumuz ya da olacağımız arkadaşlarımızdan olursunuz. Kendinize güvenin, inanın. Benden bir şey isteyin hocam. Ne diyeyim? Yani ne önerirsiniz? Arkadaşlar kendinize güvenin. Bizim de eksiğimiz var, sizin de var. Ya ben başaracağım, ben elimden geleni yaptım, bunun karşılığını alacağım deyin ve karşılığını gidin. Pazar günü bu bütün bunca zamanlık emeğin karşılığını orada verin, vereceksiniz. Ona inanın, kendinize inanın. Buraya kadar siz geldiniz, kimse sizi eliyle alıp bir yere getirmedi. Sizi alıp apayrı yerlerden getirmedi. Bu kadar zorluğu aşan, üstesinden gelen sizsiniz. İnşallah hayallerinize, hedeflerinize ulaşırsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok vaktinizi aldım. Hakkınızı helal edin. Pazar günü güzel haberlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.